Tekrar bir aradayız ve bu buluşmalar fiziki ortamdan 20 tane fiziki buluşmadan sonra son 6.sı olarak da artık online buluşmalara başladık. Tabii ki bu evde kaldığımız günlerde. Tabii dün 5 Nisan'ı kutladık. Avukatlar günüydü. Türkiye'nin her yerinde Twitter'dan, Facebook'tan mesajlar yağdı, videolar yağdı. Kendi aramızda kutladık. Aynı zamanda hem pazar gününe denk gelmesi hem de evde kaldığımız, evde kendimizi karantina aldığımız bu günlerde de herhangi bir etkinlikte olmadı. Barolarda bu konuda herhangi bir çalışma yapamamış oldu. Böyle bir durumun içerisinde ilk defa bir 5 Nisan'da sessiz sedasız da geçirmiş olduk. Ama sosyal medyada da kutlamamızı ihmal etmedik. Yankı? Valla ben biraz bizi bazen espriyle karışık mason yapılanmasına benzetiyorum. Birbirimize üstatlar diyoruz, cübbeler giyiyoruz, birbirimizi alkışlıyoruz, özel toplantılar yapıyoruz kapalı. Ama biz şarap değil karton bardakta çay içiyoruz. Ve bu avukatlar gününde biraz kendi aramızda döndürüp döndürüp kutluyoruz. Ne yazık ki biz avukatlar olarak bu önleyici hukuk Tekrar bir hizmetini aradayız. veya devamında avukatın Türkiye'deki rolü, vatandaşın haklarını koruma noktasında, hak ve hukuk koruma noktasında bir türlü vatandaşa geçiremiyoruz. Malum iktidarlar da bugünün iktidarına has bir şey değil bu. Hiçbir dönem iktidarlar da avukatları savunmayı sevmezler. Çünkü hani bir Milli Eğitim Bakanı vardı meşhur, öğrenciler olmasa okulları çok rahat idare ederdik de diyenler gibi, avukatlar olmasaydı yargılamaları da çok kolay rahat yapardık noktası var. O yüzden aslında bu avukatların sorunları ne yazık ki bir iktidar sorunu değil. Tabii ki zaman zaman iktidarlarla alakalı sorunlar olabilir ama avukatların sorunu sanırım dünyada da belki biraz böyle. Bir kontrol sorunu ve avukatlar kontrol edilemez. Bu avukatlar günü meselesi o yüzden hep ilginç geliyor. Kutlayanlarla niye kutluyoruz? Yani ne oldu ki bugünü kutlamaya hak ettik mi denilen bir durum var. Biraz bunu konuşalım dedik. Avukat hakları özelinde konuşalım dedik. Ve bunu bugünün sorunlarıyla veya bugünün iktidar eleştirisiyle değil, biraz da kendi içimize bakarak konuşalım dedik. O yüzden bugün Düzce Baro Başkanı Sayın Azade Ay sağ olsun bizleri kırmadı, yayınımıza katılacak. Daha sonra İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi Başkanı Abdullah Onur Eyüboğlu'yla güncel avukatlık sorunlarını konuşalım. Bir de İstanbul Barosu için kadim barocu diyebileceğimiz Kemal Aytaç'la zamanında yönetim kurulu üyeliği yapmış, Avukat Hakları Merkezi onun döneminde kurulmuş. Biraz bu işin geçmişini de konuşalım. Ne olmuş, biz ne yaptık, neyi beceremedik de bugüne geldik. Aslında bir şeyler becerdik mi bunları konuşalım dedik. Ama şimdi işin biraz yönetimsel kısmı olarak günceni konuşalım. O yüzden bir Düzce Barosu Başkanı Sayın Azade Hanım'la bir başlayalım sohbetimize diyelim. Eğer yayınımızı alabilirsen Evet alacağız da ama almadan önce de şöyle birkaç tane rakam vereyim. Dün bizim Başkan Durakoğlu bir röportaj vermiş. Şöyle Gökhan abi. Ha, röportajda doğru. da Doğru. 130 bin avukat şu anki mevcutta, 85 bin hukuk fakültesi öğrencisi, 20 bine yakın stajyerden bahsediyoruz. Rakamlar gerçekten korkunç. Dün Metin Feyzoğlu Facebook'taki canlı yayınında avukatların birçoğunun CMK ücretlerine fazlasıyla muhtaç ve genelde dar gelirli avukatlar olduğunu, düşük gelirli avukatlar olduğunu söyledi avukatların birçoğunun. Aynı şekilde Durakoğlu da yine avukatların gelir düzeyinin düştüğünü, bunun artık çığ gibi büyüdüğünü ve bu çığ gibi büyümenin engellenemediğini söylemiş bu rakamlar karşısında. Bir Azade Hanım'ı bağlamadan evvel de bir koronavirüsle ilgili güzel bir haberimiz var. İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Afhan Topel birkaç gün önce hastaneye kaldırılmıştı. İyileşti ve bugün taburcu olduğu haberi geldi. Kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ama bir başka üzücü haberimiz de bugün kendi Facebook hesaplarından açıkta paylaştırmış oldukları için duyurmakta bir sakınca görmüyoruz. Sevgili Ali Rıza Dizdar, Üstad Ali Rıza Dizdar ve eşi de Günizi Dizdar da Covid teşhisi konulmuş. Onların da tedavileri sürüyor. Herhangi bir ağır durum olmadığı söylendi. Onlara da tüm yani diğer meslektaşlarımızda da böyle bir teşhis varsa hepsine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu arada ben de Azade Hanım sanırım
Görüntü dondu. Yani sen devam ederken ben ayarlamaya çalışayım. Tamam. Tamamdır. Biz bugün aslında niye böyle bir şey konuşalım dedik. Yayınlarımızda sık sık şunu demeye çalışıyoruz. Bu mesele sadece... ...açıyoruz, ihaleyi birilerine taşere ediyoruz. İşte baro seçtik, Türkiye Barolar Birliği'ni seçtik. O zaman onlar bizim yerimize ilgilensin diyoruz. Ama biz biraz daha... İş kaygısıyla da bunu anlayabiliyorum. İşte ne bileyim, kürsüde bir hakimle tartışmaya girmemiz gerektiği bir noktada bu hakim daha sonra benim davama tekrar bakacak diyerek geri adım atıyoruz. Ama şunu da diyoruz. Ben bugün burada kükrersem baro benim arkamda durur muyu da endişeyle karşılıyoruz. Mesela bir eylem oluyor. Eylemde bir hak savunuculuğu üzerine konuşma yapmak istiyoruz. Ama bir bakıyoruz 20 kişi anca toplanmışız. İşte işe biraz siyasi bakıyoruz. O meslektaşın başına bir şey geldi ama o meslektaş bizden değil. Şu meslektaş bizden. O zaman onunla ilgilenelim diyoruz. Sanırım bu biraz mücadele kültürüyle alakalı bir şey. Mücadele kültürünü toparlayabilmekle alakalı bir şey. Ve bu baro anlayışı yavaş yavaş kırılmaya başladıkça gençler daha işte biraz önce belirttiğin sayılarla geçim kaygısına düşmeye başladıkça bu mücadeleden uzaklaşmaya başlıyorlar. Uzaklaşmaya başladıkça alt ve üst diye bir ayrım oluyor. İşte üstte karar verenler, ilgilenenler, görüşmeleri yapanlar. Aşağıda ise geçim derdinde olan bir havuz, büyük bir deniz. Ve oyunu halledebildik mi? Evet, halledebildik. Şu an Azade Hanım bizi dinliyor. Tamam, görüntüye al. Evet. Merhabalar, hoş geldiniz Sayın Başkanım. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz, güzel bir yayın yapıyoruz. Siz de yayına geldiğiniz için teşekkür ederiz. Öncelikle soralım. Ben teşekkür ederim. Düzce nasıl? Düzce Barosu'nda ne yapıyorsunuz? Şu anki durumu bir aktarabilir misiniz kısaca? Şu anki durumda tüm faaliyetleri askıya aldık koronavirüs salgını yüzünden. 5 Nisan'a ulaştık. Yaklaşık 20 gündür Baro'da da dönüşümlü olarak çalışıyoruz. Sadece... yapılması gereken acil işlemler yapıyoruz. Çalışan personelimiz de dönüşümlü çalışıyor. Bilmiyorum bu sonuç nereye varacak. Zaten uzun zamandır üzerimizde de sıkıntılar devam ediyordu. Mesleki sıkıntılarımız devam ediyordu. Çevresel sıkıntılarımız devam ediyordu. Bu koronada üzerine biraz tuz biber oldu sanırım. Hepimiz evde kaldık. Evimizdeyiz. Umarım tüm toplum olarak sağlıkla bu süreçten çıkarız. Yayınızın başında dinledim. Afan Bey iyileşmiş, ona çok sevindim. Umarım bir daha hiçbir avukat bu hastalığa, bu virüse kapılmaz. Hiçbir Türk, hiçbir dünya vatandaşı katılmaz. Bunun bir an evvel aşısını mı bulurlar, nasıl yapacaklar bilmiyorum ama evde kalmaktan da korkunç derecede sıkıldık. Onu da ifade etmek isterim. Evde kalmaktansa hastanede olmak daha mı iyi diye bazen de aklımdan geçmiyor değil. İşin açıkçası o. Hani annelerimizin bir lafı var ya. Evet. Ağzımızdan yel alsın diye annelerimizin bir lafı vardır falan. Evet. Vallahi çok sıkıldım. Sıkıldım önce Gökhan Bey, onu söyleyeyim. Yaklaşık bir haftadır evdeyim. Çıkmıyorum. Kendi izolasyonumu sağlamaya çalışıyorum. Onlarını rica ediyorum. Sağolsunlar onlar da. Mart'ta daha sonra açıklama yaptılar. O süreçte sadece ben çalıştım baroda. İşte yani kimse çalışmıyordu. Peki baro işlemlerini şu anda biraz dijitalize ettiniz mi? Mesela bir toplantı Evet, e-kalem üzerinden toplantılarımızı da FaceTime üzerinden yapıyoruz. Buluşuyoruz. WhatsApp gruplarından haberleşiyoruz. Yapılması gerekenleri öyle yapıyoruz. Personelle gidersem herhalde baroya bir tek ben gidiyorum. Bir de başkan yardımcımız gidiyor bu süreçte. Halletmeye Peki, çalışıyoruz. Bu işler düzeldikten sonra bu dijitalleşme sizin baro yönetiminde de biraz değişiklik yapar mı? Hani yapabilir. Hep oturup da baroda toplanmaya gerek yok. Evden ne güzel arıyoruz birbirimizi deyip toplantılar yapar mısınız mesela? Olabilir. Neden olmasın? Çok da zevkli olur bence. Hem daha uzun süreli oturabiliriz. Çünkü herkesin işi oluyor. Mesai saatleri dışında yapıyoruz. Gideceği ya da yapması gereken işleri oluyor. Kimse evine dönmek istiyor. Evden yapılırsa çok daha iyi olur. Saat 11 ile 2 arasında yapılabilir. Herkes ayakta.
Çünkü biz renkli olur diye düşünüyorum. Her yayında şunu da diyoruz. Bu pandemi meselesi biraz bizim meslekte de başka şeyler getirecek. Belki dijitalleşmeye biraz daha alışacağız. Alışkanlıkları. Belki duruşmalara Sekbis üzerinden direkt ofislerimizden bağlanabileceğiz. Belki peki, o siz, olabilecek. Tamam, çok güzel oldu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu duruşmaların online yapılması. Şimdi öncelikle söyleyeyim, ben 27 yıllık avukatım. Biraz eski düzeni seviyorum. Duruşmada birebir bulunmayı ve savunma yapmayı isterim. Ama genç meslektaşlarım bunun yani kendi büromdan öncelikle söyleyeyim. Herhalde benimle birlikte çalışan 3 avukattan en küçüğü daha 23-24 yaşında. O bunların gereksiz olduğunu düşünüyor. Yani Sekbis diye bir sistem, ofislere de gelsin, oradan bağlanalım, kimse adliye gitmesin. İşte ofisten yazalım, çizelim. Hatta bazı dilekçeleri evimden yazayım, göndereyim yapıyor. Yani ben eski düzen bir avukatım ama şu durumda gördüm ki en azından Sekbis olsaydı duruşmaları yapabilirdik. Herkes bağlanabilirdi. Ben ilk önceleri hep şeyi savundum. Hayır, hakim birebir beni görmeli, ben de hakimi görmeliyim. Tanıklarla göz temasında bulunmalıyım. Savunmamı o şekilde yapmalıyım diye istiyordum. Ama sanırım Mart başından beri bu fikirlerim biraz değişti. Bu Sekbis gelsin, herkes oturduğu yerden bu duruşmaları yapsın diye istiyorum. Peki, yok ama orada sonuçta iradi olacak. Yani bir avukat isterse gidecek. Geliyor, sıkıntı değil. Görüntü dondu ama sesiniz geliyor. Olsun, sıkıntı yok. Bende görüntü de donmadı. Çünkü sen Skype'tan alıyorsun. Biz görüntüye donmuş bir şekilde veriyoruz şu an. Azade Hanım duyuyor mu bizi? Azade Hanım? Duymuyor galiba. Evet, donmuş ekran. Tamamdır. Sen istiyorsan tekrar ara. Tamam. Bu arada evet, sen de şeyden bahsedebilirsin, ben tekrar ararken. Bu CMK ücretleri, adli yardım ücretleri, vekalet ücretleri yatıyor denildi. Bakalım bu hafta bunlar nasıl olacak? Bunu ben Feyzoğlu... Kesildi. Hah, geldi ses tekrar galiba. Evet. Azade Hanım duyuyor musunuz bizi? Düzce'yle... Evet, Düzce'yle bağlantı yok. Tekrar ben şey yapıyorum, sen devam et o zaman. Tamamdır. Şimdi bu arada yorumlarda da yazabilirsiniz. Bu şeyle alakalı, ödemelerle alakalı olarak ödemelerin yapıldığı, makbuzların kesildiği söyleniyor ama kimileri ödeme alınmamış. Bunları da sanırım sağdan soldan duyurursak hangi baronun nasıl işlem yaptığını görebiliriz. Çünkü hani bilme şansımız olmuyor. Şu anda meslektaşlar sanırım makbuzlarını kesiyorlarmış. Yalnız bu arada şunu da söyleyeyim. Biraz önce Azade Hanım'a sorduğumuz şu online duruşma meselesini de sanırım biz bu konuşacağız. Bu avukat hakları sorunu değil ama avukatların mesleğe bakışıyla alakalı bir bakış açısıdır. Ben online duruşmayı Allah kuru kuru öksürdüm. Ama yani, şimdi bir 5 Nisan geçirdik. Yine evet. Yayının başında da söyledik, Avukatlar Günü. Avukatlar Günü benim için şöyle bir anlam ifade ediyor. İşte avukatlar bir arada oturuyoruz, barolar paneller düzenliyor, işte birkaç tane böyle etkinlik yapılıyor. Biz bize anlatıyoruz, biz bize dinliyoruz, kendimizi dolduruşa götürüyoruz. Kutsal meslek, işte savunma özgürlüğü, savunma hakkı vesaire vesaire. Fakat bu vatandaşa geçmiyor. Sokaktaki vatandaşın konuyla ilgisi yok. Yani bu avukat ne işe yarar? Avukatın toplumdaki önemi nedir? Avukatın bireylerin hak ve özgürlüklerindeki korumaktaki önemi nedir? İşte iktidarlara karşı, devletlere karşı, güce karşı avukatların nasıl bir fonksiyonu var? Bunu anlatamıyoruz. Siz ne diyorsunuz ve ne yapıyorsunuz bu konuda? Evet, ben size katılıyorum. Yani biz biraz şöyle oluyor. Kendi aramızda söyleyip konuşuyoruz duruma geliyor. Yani kendimiz çalıyoruz, kendimiz oynuyoruz hesabı oluyor. Bizim burada bir deyim vardır açıkçası. Yani çünkü vatandaşın bize bakış açısı çok farklı. Yani bizim alelade bir meslek yaptığımızı düşünüyor vatandaş. Bize itibar etmiyor. Bizi sevmiyorlar. Yani sevilmiyoruz. Bizi sevmiyor. Sevme meselesinde değil. Tabii kimse kimseyi sevmesin. O çok da önemli değil. Yani bir avukatın sözüne itibar etmiyor. Oradaki bir mübaşirin, adliyedeki bir mübaşirin sözüne itibar ediyor vatandaş. Biz bunu kıramıyoruz. Bizim çalışmamız aslında buna yönelik olmalı. Yani 5 Nisan'ı biz kutladık mı, kutlayalım mı, farkındalık günü mü? Bence bu tartışmalardan kurtulmamız gerekir.
Kim nasıl istiyorsa öyle değerlendirsin ama bizim bu mesleğin özünü vatandaşa anlatmamız lazım. Biz de diyebilmeliyiz ki biz vatandaş için varız. Biz sizin haklarınız için varız. Vatandaş öyle görmüyor bizi. Biz onu kıramıyoruz. Benim görüşüm budur. Pek çok yerde bulunuyoruz. Mesela bazıları, bir arkadaşım vardı en basından, çok yeni avukattım. O da yeni avukattı. Abisi komiserdi. Yani bir tek senin için seviyorum, kardeşim olduğun için seviyorum demiş abisi. Komiser abisi avukat kardeşine. Evet. Yani avukat olman, evet, yazık. İşte bakış açısı bu. Vatandaş, biz 5 Nisan'ı kutluyoruz. İşte billboardlara, meyanlarda bulunuyoruz. Hepimiz, tüm baro başkanları, tüm baro yönetimi idraki panellere katılıyor. Basın açıklamaları yapıyoruz. Bu basın açıklamaları duyursun diye ilan veriyoruz. Gazetelere çıkıyoruz. Canlı yayınlara çıkıyoruz ama bu vatandaşların umurunda değil. Vatandaş kendi cebine ve hakkına ne kadar girdi ona bakıyor. Biz vatandaşa dokunamıyoruz bence. Bu meslekteki en büyük sorun bu. Peki, ne yaparsak hep böyle yapalım, miydi? Dokunamıyoruz. 27 sene diyorsunuz. Belki 27 sene önce avukat çok karizmatik bir meslekti. Böyle kapıdan içeri girerken vatandaş erken... Benim için hep karizmatikti. Benim için hep karizmatikti. Ama vatandaş açısından, hani hep böyle diyorlar ya. Vatandaş açısından yani biraz hani çok yaşlı hesabına geleceğim ama vatandaş açısından şöyleydi. Daha önceleri daha bir itibarı vardı bu mesleğin. Daha bir saygıyla bakıyordu vatandaş. Ama yaklaşık 10 yıldır özellikle genç meslektaşların artması, bunun yanında disiplin suçlarının çok fazla artması karşısında vatandaşın avukata bakış açısı tamamen değişti. Bence daha da uzaklaştı. Önceden bir itibarı vardı bunun. Ofislere gelirken vatandaşın bize bakış açısı vardı. Ya ben şöyle şimdi düşünüyorum. Maalesef o itibarı göremiyorum ben. Ben biraz da şöyle de düşünüyorum. Ben şimdi iletişim çağındayız. Yani bugün herhalde evet, Türkiye'de 80-90 tane dizi aynı anda oynuyordur, değil mi? Evet. Senede bir 100-150 tane Türk filmi çekiliyordur. Bunun 20'si 30'u vizyona çıkıyordur. Yani orada ciddi bir kitle var, ulaştığı kitle var. Mesela bu ulaştığı kitlelere ne dizilerin ne de filmlerin, orada biz belki reklamcılıkta ürün yerleştirme denilir ama burada mesleğe ilişkin, mesleğin fonksiyonuna ilişkin ürün yerleştirme yapamıyoruz. Mesela senaryoların içerisinde... Evet. Hukuki senaryolar, buna çözüm bulan avukatlar, bu avukatların belki yaşamlarından kesitler sunulabilirdi. Evet. Böyle bir çalışma yapılabilirdi. Bugün Eski Doktorlar diye bir dizi vardı. Şimdi Mucize Doktor diye bir dizi var. Bugün sağlık çalışanlarımız gerçekten evet, destan yazıyorlar, özellikle bu salgın döneminde. Ama tabii ki. Yani tabii doktorluk ki. Her zaman bir şeydir, prestijdir. Yani insanların böyle evet, hem kolay ulaşabildiğini sandığı ama kolay da ulaşamadığı, bir yandan da tüm mahremiyetini teslim ettiği bir evet, dal. Ama biz avukatlar hiçbir zaman böyle olmadık. Hani biz sağlık çalışanları, yani sağlık gibi değiliz ama. Aslında mahremiyetlerin evet teslim ediliyor ama dediğiniz gibi dizilerde ya da yani toplumu baskı yapacak hiçbir yerde biz yokuz. Yani şeyi dikkat ettiniz mi? Arabuluculuk hayatını anlatmıyor. Mesela evet, arabuluculuk. Arabuluculuğun girdiği en az 8-10 tane dizi var. Senaryoya evet, girdi, var, konuya girdi. Ama biz avukat olarak giremiyoruz. Ya da giriyoruz. Bizi senaryo alsalar orada yayınlıkları avukat profillerine bir bakın. Yani evet. Evet. Senaryoda onları biçilen role bakın. Hep birinin adamı olmak, birinin işlerini yapmak. Yani hiç kendi özbenliği yokmuş gibi. Hep böyle kötü karakterlerde olanlar, hep insanları kandıracak, dolandıracak. Hiçbir avukat böyle bir şey yapmaz. Fakat evet, biz dediğiniz gibi senaryolara hiçbirilerini yükselemiyoruz. Bir de hiçbir mesela, yerde yokuz aslında. Mesela mini belgeseller, kamu spotları gibi birçok unsur evet, da var, kullanılabilecek. Ama ben bugüne kadar hiç avukatlıkla ilgili, hukukla ilgili bir kamu spotu Türkiye'de görmedim. Gören var mı? Ya, iktidarın bakışı da öyle ama bizim mesleğimize. Yani öncesinden beri ötelenmiş, hep bir de öz eleştiri yapalım. Biz avukatlar da bunun üzerine çok düşmemişiz. Yani biz haklarımıza baştan beri sahip fazla çıkmamışız. Hep günübirlik pansuman politikalarla ilerlemişiz. Şimdi ekonomiler kötü diyoruz, düşünüyoruz. Avukatın ekonomisi pandemi yüzünden değil ki. Avukatın ekonomisi 10 yıldır bozuk zaten bu ülkede. Ya SSK primlerini artırdılar, ağzımızı açmadık. Vergi dilimleri artırdılar, ağzımızı açmadık. Arabuluculuğu çıkarttılar, direniş gösteremedik. Ne bekliyoruz ki biz daha? Yani biz avukatlar olarak bir şey yapmadık, bir şey istemedik, direniş göstermedik. Evet, burada da iğneyi kendimize batırmakta faydamız evet, var.
direniş göstermediğimiz gibi bir de biraz ekonomik kaygılarla da birbirimizin evet. de ayağına çembe takıyoruz. Direnenlere kızıyoruz. Sen karıştık işte. Aynen. Yani şu anda arabuluculuk yapanların %60'ı arabuluculuğa karşı meslektaşlar yapıyor. Soruyorsun ben sisteme karşıyım diyor. Niye yapıyorsun? Ama yapıyor. Ekmek parası diyor. Ve ama ben... onların... Yok avukatlığı diye öteliyoruz, kötülüyoruz. Bu ceza dosyalarını öldürü diyoruz ama herkes cumhurda kayıtlı. Öyle değil mi? Oradan evet. Görev alıyor. Adli yardımdaki ücretler kötü diyoruz. Böyle avukatlık olmak olmaz diyoruz ama yine arkadaşlar adli yardım görevlendirmesine katılıyor. Buna ne diyelim? Evet, bunun gibi şeyler de var. Bu arada başkanım samimi evet. bir soru soracağım. Ankara'da eğer bu pandemi olmasaydı bir yürüyüş yapılacaktı biliyorsunuz. Evet. Tarihini şimdi hatırlayamadım. Mıydı? 4 Nisan pardon kaç 4 Mart mıydı 5 Mart mıydı? 11 Mart'tı. Heh, 11 Mart çok 11 özür dilerim. 11 Mart olması lazım. Sizin baroda ben katılacağım deyip kaç kişi yazdırdı? Bizim herhalde herhalde 20 kişi geçmez böyle bir yürüyüşte. Çünkü ben daha önce Şubat ayında Barolar Birliği'nin kapatılması söz konusuyken de Ankara'da bir toplantı yapılmıştı. Yani sonucu çok istediğimiz şekilde bitmedi ama o zaman bile 15 avukat arkadaş bende zor gelmişti. Yani ona da 20 kişi bende katılır mı? Zor. Kaç avukatınız ve kaç stajyeriniz var? Şu an 254 avukatımız var. 32 tane de stajyerimiz var. Ben 2016 yılın Ekim ayındaki seçimde İlk Bora Başkanı ilk dönüm o zamandı. 159 avukat vardı ve hormonlu şekilde büyüyoruz. O 254 avukat arasından hakim ve savcılık sınavını kazanıp gidenler de oldu. Bizden nakil gidenler de oldu. Onlar da var yani. Ne kadar çok hormonlu büyüdüğümüzü bu sayılar size anlatır diye düşünüyorum. Evet, yani... Şu an 32 stajyerimiz var. Sanırım Ekim ayında sayımız 280-275'i bulacak kesinlikle. Onlar da ruhsat alacak çünkü. Düzce'nin nüfusu kaç? 150 bin. 150 yani bin. O bizim nüfusumuza göre fazla. Biz aslında Bolu Borası'nın ayrılmaz. 2020'de kurdu Düzce ile olduğu zaman. Şu an Bolu Borası bizden 70 kişi daha az. İlçe, daha hızlı artıyoruz. İlçe barosu il barosundan daha yani eski evet, ilçe ve biz il. Biz ilçeydik sonradan evet Düzce il oldu. Şu an ayrıldığımız borodan 70 kişi sanırım 70-80 kişi daha fazlayız. Ve her gün de sayımız artıyor. Peki avukatların genel sorunlarını biliyoruz. Şimdi bizim mesela İstanbul için söyleyeyim işçi avukatlar dediğimiz veya bağlı çalışan evet, avukatlar bağlı dediğimiz çalışan avukatlar. Bunların ayrı sorunları var. Kamu avukatlarının her ne kadar baroya çoğu bağlı olmasa da onların ayrı sorunu var. Evet. Kadın avukat dediğimiz zaman onların kendilerine göre çok ciddi sorunları var. Böyle evet. hani bir şey yaptığım zaman tek çalışan avukat ayrı bir sorun, bağlı ortak çalışan avukat ayrı bir sorun. Stajyer avukatların birçok sorunu var. Sizin Düzce'de nasıl? Bu sorunlardan hangisiyle sürekli yüz yüzesiniz? Ne gibi problemler oluyor? Stajyer avukatların sorunları çok fazla. Bağlı çalışan meslektaşlarımızın sorunları çok fazla. Çünkü staj biterken çocuklar bir yerde iş arıyorlar. Kendi ofislerini açmaları çok zor şu ekonomik şartlar altında. Zaten çoğu da cesaret edemiyor bunu. Staj yaptıkları bürolarda yer varsa orada çalışıyorlar. Ücretler yüksek değil. Bir avukatı tatmin edecek boyutta değil ama şöyle bir durum var. Bu işlerle çalışmazlarsa nerede iş bulacak bu çocuklar? Kadın avukatlar için herhangi bir çalışmamız yok onu söyleyeyim. Yani adliyelerin içerisinde çocuklarını bırakabilecekleri bir yer yok. Biz bununla ilgili Düzce Borası olarak bir çalışma yapmaya istedik. Hatta birkaç kreş yani kadın cinsine karşı diğer cinsin bize karşı bir tavrı var. Bir aşağılaması, bir ötekileştirmesi var. Kadın avukatlar bunlarla da uğraşıyor. Bu erkek avukatlardan mı yoksa vatandaştan. Vatandaştan. Erkek avukatlar içerisinde de var ama. Eğitimlere devam ediyor ama onların da tabii kendine göre problemleri var. Hep bir hayat gailesi içindiler. Daha fazla ne öğrenirizden daha çok stajyerler ne zaman para kazanırım? Ben bu işten ne zaman ne malanırım hesabını yapıyor. Bence biz önce biz ne kadar bilinçleneceğiz, ne kadar üreteceğiz, ne kadar bilgi sahibi olacağız o zaman ekonomik kaygılarımız da bence o zaman bitecek. Sırf ekonomi gözlerine bakmamak lazım bu mesleğe. Çünkü bu bir liyakat mesleği. Peki genelde... Bir entelektüellik mesleği. Evet aslında bir yandan da evet, ama entelektüel mesleği veya ne bileyim soylu bir meslek diyoruz ama bir yandan evet, da evet, öyle olmalı. Cüzdanımızla vicdanımızın evet, arasına vicdanımızla. Sıkıştığımız evet. yerler var. Yani bugün çok var. Ciddi bir şekilde birçok avukatta
bir ay sonrasını, üç ay sonrasını göremiyor. Tek çalışan avukatlar için söyleyeyim. Grup çalışan avukatlara evet. da aynı. Çalışan avukatlar iş kaybetme tehlikesi altında. Şimdi bir de bu salgın dönemindeki tedbirlerden dolayı da evet. ciddi bir şekilde 3 ay, 4 ay sonrasını hiçbir şekilde göremeyen bir meslek grubu olduk. Ama sadece biz değiliz, bütün meslekler de. Evet. Ya, bu pandemi gösterdi ki bence bazıları bunun farkına varmıyordu. Aslında 5-6 yıldır sürekli bir kriz içerisinde ülke. Yani avukatlar, vergi, SSK, şunun, her şeyin altında eziliyor. Zaten demokratik bir toplumda değiliz, onu da söyleyeyim. Belirtmek istiyorum bunu da. Bu pandemi gösterdi ki en kırılgan ekonomisi, en kırılgan meslek gruplarından biri de biziz. Bir ay sonrasını görmeyecek eurolar var. Bağlı çalışanların iş kayıpları var. Çoğu işten çıkacak belki bu süreçte. Biz 3 ay sonra evlerimizden çıktığımızda nasıl bir Türkiye'ye göz açacağız? Ofisimiz yerinde kalacak mı? Müvekkillerimiz yerinde kalacak mı? Dosyalarımız ne olacak? Hepimiz bunun tedirginliği altındayız. Biz kaç ay daha katlanabiliriz? Hiç çalışmadan, hiç paranın gelmeden, hiçbir işi yapmadan hayatımızı devam ettirmeye, idame ettirmeye ya da yanımızdaki çalışan avukatlara bu süreç içinde maaş vermeye ne kadar katlanabiliriz? Bunu da sorgulamamız lazım. Burada el atılmalı bence. Bu pandemi gösterdi ki aslında en kırılgan meslek grubu biz avukatlarız. Evet. Peki Düzce'de haksız rekabet içinde olan gruplar var mı avukatlarla? Mesela bizim en çok gözlemlediğimiz hasar danışmanlık büroları, arzualciler evet. kısmen, yani arzualcilerle ilgili de Doğru. çok şey var. Çünkü sadece dilekçe yazsa iyi ama dilekçe yazmayıp bayağı bildiğin danışmanlık yapıp davanın Tabii. veya takibin seyrini yönlendirecek şekilde müdahale ettiklerini görüyoruz. İşte farklı farklı alanlarda danışmanlık şirketleri çıkıp avukatların işlerini yapıyorlar. Düzce'de durum böyle mi? Düzce'de dışarıda olan danışmanlık şirketleri geliyor. Biz baro olarak bir çalışma da başlattık. Aslında hatta ben en sonunda valiliğe, hastanenin müdürlüklerine, gusülhaneye, otopsi yapan polise, ilk giden emniyete yazılar yazdım. Yani çünkü bana göre trafik kazalarında özellikle ölenin veya yaralanın yakınını o telefon numarası da buluyor hasar danışmanlık şirketleri. Hasar danışmanlık şirketlerine açtığımız çoğu şikayetler, davalar sonuçsuz kaldı. Sanırım Eskişehir'de bununla ilgili bir yargılama yapıldı, ceza aldığını söylediler. Ve bununla da kalmıyor. Ofise Düzce'de olmayıp sırf bir şeyle, katiple Düzce'den iş almaya çalışanlar oldu. Onlar hakkındaki girişimlerimiz de oldu. Hatta İzmir Barosu sanırım kınama cezası da verdi 3 tane meslektaşımıza. Yani İzmir Barosu'na bağlı meslektaşımıza. Danışmanlık şirketleri zaten sanırım bir yasa geçecek, onunla çözülecek diye diyorlar ama ben çok fazla çözülebileceğini düşünmüyorum. Çünkü danışmanlık şirketleri de bunu bir avukat vasıtasıyla yapıyorlar. Bir avukatın vekaleti üzerinden yapıyorlar. Yani evet. sonuçta bir avukat ele atıyor. Evet. Biz önce kendimizi düzeltmemiz gerekir diye düşünüyorum. Yoksa evet. avukat olmasa duruşma kim girecek? O vekaleti kimin adına alacaksınız? Bunları da halletmeleri gerekir diye düşünüyorum. Düzce'de de var. Baro yönetimi olarak da bununla da çalışıyoruz. Ama hiç sonuç aldığımız da olmadı. Bir iki tanesinde oldu. Diğerlerinde olmadı. İçin açıkçası ben, bu. Ben de şunu sormak istiyorum. Madem avukat hakları özelinde konuşuyoruz. Devlet de bizi evet. çok sevmez diyoruz. Düzce'de evet. avukatların adliyelerde ve karakollarda avukatların haklarına yönelik ihlaller nasıl? Sert bir ihlal var mı? Yumuşak mı? Çok müdahil olmak zorunda kalıyor musunuz? Özellikle karakola yani. Düzce özelinde çok sert müdahaleler olmuyor. Avukat arkadaşlarımız mesleklerini yapabiliyorlar. Tabii bizim burası daha dar çevre. İstanbul gibi düşünmeyin. Birebir yüz yüze görüşüyoruz. Bir avukat arkadaşın başına yani adliyede yahut karakolda, jandarmada, emniyette herhangi bir hadise gelirse ben direkt zaten emniyet müdürünü ararım bu konuda. Yani bizim burası daha dar çevre. Çok büyük bir sert müdahale olmaz. Zaten olanları da müdahale ettik hepsine. Yani avukat arkadaşlar bize iletir. O zaman başsavcılık... Küçük olmasaydı demek, küçük bir il tabii, olmasaydı. Tabii birebir ilişkilerle çözüyoruz biz bunu. Tabii ki doğru. Yani birebir başsavcıya... Birebir olmasa çoğunu çözemeyiz. Evet, başsavcıya veya işte valiye veya işte ki, Adalet Komisyonu Başkanı'na ulaşmak herhalde bir telefonun ucunda. Zaten sürekli yüz yüzesiniz. Tabii ki görüşüyoruz. Sürekli görüşüyoruz. Yani her adliyeye girdiğimizde görüşebiliriz, dışarıda görüşebiliriz. Birebir bir kişisel ilişkilerimizle çözüyoruz. Yani çok fazla müdahale olmuyor.
Onların da böyle saygısı da yüksek oluyor değil mi? Nispeten evet. Büyük şehirlere göre. Evet. Peki. Biraz da işte baro yönetiminin onlara karşı tavrı da önemli. Bizim tavrımız da belli. Yani peki, meslektaşımızı hiç kimse ezdirmeyiz. Barolar Birliği ile ilişkiniz nasıl? Barolar Birliği ile nasıl bir... Çatı örgütümüz. Bu çok politik bir cevap oldu çatı örgütümüz deyince. Evet, çatı örgütümüz de yani. Baro başkanıyım. Hayır, yani, tabii ki. Hani şunu söylemeye kurumsal çalışıyorum. Kurumsal yapı içerisinde görüşüyoruz. Anladım. İyi, başka soru sormuyoruz. Hayır, yok şey ya, mesafeli ilişki. Yani işte sen ararsan ben ararım filan gibi mesafeli bir ilişki var belli ki. Ya kurumsal bir yapıyız. Biz, ben Düzce Barosu Başkanıyım. Sonuçta o da birlik yönetimi, çatı örgütümüz. Tabii ki saygımız sonsuz. Biz taleplerimizi yazılı olarak bildiririz. Onlar da cevaplarını yazılı olarak bize bildirirler. Yani şunu demeye çalışıyorum. Yani böyle bir şahıs bazında, ben anlıyorum sizi, üye bazında bir şey demiyorum. Hayır, yani Barolar Birliği'nden bir baronun beklentisi karşılanıyor mu? Bu konuda memnun musunuz? Taleplerinize karşılık alabiliyor musunuz? Bütçeden olan paylar yerinde zamanda ödeniyor mu? Ne bileyim, bir sürü şey vardır. Sanırım sayıca büyük olan, yani sizin barolarınız gibi barolardan bize pek sıra kalmıyor. Taleplerimiz konusunda. Onlar tabii daha öncelikli oluyor. Hatta veriyorum. Çok fazla, şöyle anlatayım size. Çok fazla talepkar olmazsanız çok fazla kızgan da olmazsınız. Taleplerinizin karşılanıp karşılanmayacağını. Biz özelde kendi imkanlarımızla bazı şeyleri açmaya çalışıyoruz. Ha, tabii ki istediklerimiz oluyor mu? Bu, kısmen karşılanan oluyor. Kısmen karşılanan olmuyor. Devam ediyoruz. Sonuçta biz Düzce Barosu olarak bir yere bağlı değiliz. Kendi özelimizde de halledeceklerimiz oluyor. Ben o zaman biraz toparlayıcı bir soru sorayım. Peki bundan sonra avukatların kendi haklarını koruması açısından ya da kaybettikleri alanı geri almaları açısından özellikle duyuyor musunuz? Gitti mi sesine? Şimdi geldi. Tamam. Hı. Avukatların kendi alanlarını koruma veya kaybettikleri savunma hakkı ihlallerini tekrar geri alabilme adına bundan sonra ne önerirsiniz? Sizin çözüm önerileriniz var mı? İşte daha çok eylem yapalım olabilir. Daha çok lobicilik yapalım olabilir. Mecliste bir sürü avukat milletvekili var. Onları biraz daha sarsalım. Bizim herhalde 1/3 oranında avukat milletvekili var. Evet. Alo? Bu sırada yankı kaldı. Ben yankının yerine devam edeyim. Evet. Yani burada nasıl bir yöntem belirlersiniz demek istiyor. Daha çok diplomasiyle mi çözülmesi lazım? Daha çok mu eylem yapılması lazım? Daha çok böyle iletişim vasıtalarının kullanılması lazım diye farklı farklı yollar var. Hangisini kullanmak daha çok işinize gelir ve tercih edersiniz? Bakın, eylemsiz olmaz ama diplomasisiz de olmaz. Mutlaka görüşmeniz lazım. Taleplerinizi iletmeniz lazım. Talepleriniz ne ölçüde karşılanacak? Hangi noktalarda karşı duracaksınız? Ama bunun tabii altyapısını çok iyi hazırlamak lazım oraya giderken. Eylem de olmalı. İsteklerinize yer gelmezse eylem de yapabilirsiniz. Mesela yıllardır şöyle diyeyim, CMK ücretlerinin düşüklüğünden bahsediyoruz biz. Hiçbir gün CMK'yı durdurma ya da avukatların bu görevi gönüllülük esasına kaldırma diye bir şey düşündük mü? Hiç düşünmedik. Bunu neden düşündük? Ama mesela mahkemeler de buna saygı göstermiş, duruşmalar ertelemişler o gün. Bununla ilgili bir yazışma da görmüştüm, gerçekten ilginçti. Yani bunlar yapılamaz mı? Dairesinde görmüştüm ben de. Evet. Yapılabilir, neden yapılmasın ki? Yani bir birlikle yapılabilir bu. Neden yapılmasın? Yani bu altyapı çalışması yapılabilir. Madem bu kadar rahatsız bundan, sürekli bunlar gündeme geliyor. Sanki avukatlık, CMK ve adli yardım özelinde devam ediyormuş gibi davranıyoruz. Madem bu kadar avukatı etkiliyor. Ya bence etkilememesi lazım, kendi özelinde söyleyeyim. Bu kadar etkiliyorsa bir avukatla direniş göstermesi lazım buna. Yani banka avukatlığı yapan arkadaşlara soruyorsunuz. Ücretlerin düşük olduğundan bahsediyor. Ama bankalarda avukatlık yapmak için arkadaşlar sıraya giriyor. Birbirlerini kırıyorlar. CMK'da ocasları bir gün kapalı olursa ertesi gün aman ocasında bir sıkıntı oldu diye yine meslektaşlar koşturuyor. Ya bizim birlik içerisinde bu sorunlara çare bulacak bir platformda buluşmamız lazım. Sadece eylem, sadece diplomasi, sadece lobiyle de olacağına inanmıyorum ben bunun. Bunların hepsinin külü halinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Değil mi? Bir karma, bir çizgi içerisinde yürütmek lazım, evet, belki. Ama kararlı olmak lazım.
Evet. Bu arada her türlü siyasetten de uzak durmak lazım bunu yaparken. Evet. Yani ne baro siyaseti yapmamız gerekir, ne seçimleri düşünmemiz gerekir, ne aramızdaki husumetleri düşünmemiz gerekir. Temele inmemiz gerekir. Samimi davranmamız gerekir bunları aşmak için. Evet. Bu arada seyircimizden bir soru gelmiş. Ozan Aydın demiş ki, hukuk ile siyaset arasında ince bir çizgi var. Barolar bu ince çizgi sebebiyle hukuk ihlallerini görmezden geliyorlar mı? Siyaset yapmadan hukuku savunmak mümkün mü? Diye bir soru sormuş. Yani siyaset yapmadan hukuku savunmak mümkün. Ben yapıyorum çünkü. Yani bunun siyaset yok. Doğru olanlarını, doğru olduğunu, yani doğrusuna inandığınız, gerçekten bunun doğruluğuna inandığınız bir şey varsa onu sonuna kadar savunursunuz. Ama bir şeyin doğruluğuna inanmıyorsanız savunmanız da çok zor olur. Ben inandıklarımı savunurum sonuna kadar. Hiçbir şey de etkilemez. Bu arada bir başka... Yani kendi üzerimde söyleyebilirim bunu. Evet. Bu arada yine Deniz Özbilgin demiş ki 2000'lerde Ahsen Coşar da, o zaman zannedersem Barolar Birliği Başkanı mıydı, Ankara Barosu Başkanı mıydı? Her ikisini de hatırladığım için bilemedim. Ahsen Coşar... Ankara Barosu'na oraya gitmişti, ben de evet. Şey yapamıyorum. Evet, demiş ki Ahsen Coşar da Ankara'da ücretlerin uzun süredir yatmaması üzerine sistemi dondurmuş. Ücretler 48 saat içinde yatmıştı diye yazmış. Bravo. Deniz Özbilgin zannedersem Ankara'dan bir meslektaşımız. Evet. Ama biz uzun zamandır bu eylemleri görmüyoruz. Yani... Şimdi şöyle de bir risk de var tabii. Geçenlerde bir başka baro başkanımızla bir yemekte denk gelmiştik. Bu neden yapılmıyor, yapılamaz mı dediğimde bununla ilgili hemen görevi ihmalden veya görevi kötüye kullanmadan dava açılabileceğini, böyle bir şeyin gündemde tutulduğunu söylemişti ama bilemedim. Yani ben şöyle düşünüyorum. Görevi ihmalden evet dava açılabilir, doğru. Evet, bu bir ihmaldir. Hani bu hizmeti kesmek de bir ihmaldir ama sonucun orada kantarı ayarlamak lazım. Aldıklarımız ne olacak, vereceklerimiz ne olabilir? Bunu değerlendirmek lazım. Yargılanacaksak o sonuçtaki yargılayacak makam da avukat, yani sonuçta avukatlık yapacak kişiler. Onlar da hakim. Onlar da bakacaklar. Yani biz görevi ihmal mi ediyoruz? Haklı bir talepte mi bulunuyoruz bunu yaparken? Bunu da onlar da değerlendirecekler. Evet. Başkanım. Yani bu kadar konuşuyoruz bunu sürekli. Konuşuyorsak buna bir eylem yapmamız lazım. Öyle değil mi? Peki. Sürekli konuşmayla olmuyor. Bir soru Danıştay'a sordum. Geçen sene de dava açmıştık. Bir saniye dava açtık CMK ücretlerinin. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Danıştay'a duruşmaya da gittik. Yine bir şey olmadı. Ama olsun, buna devam etmemiz lazım. Bir şey yapmamız lazım, evet. Yani. Yine devam etmemiz lazım. En son biliyorsunuz, evet. ceza infaz değil de, evet. Cezaevleri yönetmeliğinde mesela hükümlünün, evet, avukatıyla görüşmesine. Siz de dava açtınız. Evet. İşte eğer evet, yapılması gereken açtık. Şeylerden birisi de bu. Peki, son bir, evet, soru soracağım. Ondan sonra, evet, siz de tamamlarsınız. Düzce'de avukatlar, Düzce Adliyesi'nde kaç birim var bilmiyorum ama avukatlar aranarak mı giriyor, duyarlı kapıdan mı giriyor ve avukatların savcılık kalemlerinde, savcılıklara girişlerinde özel kapılar falan var mı? Düzce Adliyesi'nde arama yapılmıyor ama duyarlı kapılardan giriyorlar. X-ray cihazından geçiyoruz. Savcılık katında ve bizim kalemlerde zaten herkes avukatlık kartını okutup kalemlere ya da hakime, savcının odasına girebilirler. Onda sıkıntı yok. Yani herhangi bir engelle karşılaşmadan girip görüşebilirler. Evet. Evet. Tamam. Çok teşekkür ederim yani, başkanım. Sadece bora kartlarımızı okutuyoruz. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Şunu söylemek istiyordum ama söylemedim dediniz. Aklıma gelmedi açıkçası. Çok teşekkür ederim öncelikle. Bu imkanı verdiğiniz için bana. Sizin üzerinizde de İstanbul Barosu'nun kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Sanırım dündü. 1878'den, evet, beri var olan bir baronun kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Nice yıllara diyorum hepinize. Umarım yani her şey güzel olmasını söylemek istiyorum. Umut dolu olmak istiyorum ama çok fazla umudum yok, onu da söylemek, belirtmek isterim. Yapmayın baro başkanım. En çok sizden umutluyuz biz. Siz başkanlarımızsınız. Siz olmazsanız biz nasıl umutlanacağız? Siz umutlu olmazsanız. Yani geldiğimiz şu noktada çok umutlanamıyorum için açıkçası. Çünkü görüyorum yapılanları. Sürekli çalışma içerisinde, sadece ben değil, diğer baro başkan arkadaşlarım da, yönetim kurulunda arkadaşlarım da sürekli bir mücadele içerisindeyiz. Elime bakıyorum, sonuçta elime fazlaca bir şey kalmamış. Sürekli bir her şeye açıklama yap, her şeye dava aç. İlerleme kaydedemediğimizi düşünüyorum ben. Benim derdim bu. Anlıyorum başkanım. Yani aslında umarım, diğer başkanlarımızın da derdi bu. Haklı olduğunuz çok nokta var, evet.
Peki. Yani çok... sürekli mücadele içerisindeyiz. Umarım bu mücadelenin sonu iyi gelir. Bilemiyorum. Takdir sizin tabii. Peki başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için size iyi akşamlar, sağlıklı günler diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Onur oralarda mı? Onur buralarda olması lazım. Onların İstanbul üzerinde konuşalım ama Onur geldi mi yayına? Onur geldi, birazdan yayını aktaracağım. Geldim herhalde. Evet. Tamamdır. Evet, kendisi de burada. Toplanmış. Duruyor da toplu şimdi, şey olmasın diye. Biraz derli toplu olalım. Evde yapmaya alıştık. Şimdi karşımızda İstanbul Avukat Hakları Merkezi Başkanı. Nerede bir ihlal var, nerede bir saldırı var, Onur orada. Önce Onur'a klasik soruyu soralım. Sen ne yapıyorsun, nasıl geçiyor? Ben az çok biliyorum konuştuğumuz için ama adliyelerde durum ne? Anadolu Adliyesi daha çok. Zaten çok tenha. Yani inşaat halindeyken bile bu kadar tenha olduğunu görmemiştim. Şu an sadece ön bürolar açık, diğer şeyler katlar kapalı gibi. Kalemlerde muhtemelen bir iki tane şey vardır, çalışan işte katip vardır veya nöbetçi mahkemede bir iki katip kalmıştır ama onlar da zaten odalarından dışarı çıkmıyor, kimse onların katlarına çıkmıyor, böyle zemin katta geçiyor hayat. Şimdi bugün onu da hatırlatalım. Bugün İstanbul Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığı bir yazı yayınladı. Yazıyı ben de anlamakta biraz güçlük çektim ama şimdi haberlere de düşmüş. Yarından itibaren nöbetçi olmayan mahkeme kalemlerinin hakim ya da mahkeme başkanının duruşma ertelemeleri için çalıştırılmaması filan. Yani kısaca adliye daha da kapanıyormuş. Herhalde bu Anadolu ve Bakırköy ve diğer adliyeler için. Zaten herhalde İstanbul Çağlayan Adliyesi bu konuda lokomotif. Onlar bir şey yapar. Diğer bütün Türkiye'deki adliyelerde daha sonra ona uyar diye düşünüyorum. Bu da yarın yaşanacak bir gelişme. Bu arada Adalet Bakanı bugün açıkladı. 12 tane 12 hakim savcının, 55 tane de personelin koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Biraz tedbirde zannedersem geç kaldık adliyelerdeki tedbirde. Ama bir yandan da şu var. Adalet personeli de kendisine VPN bağlanması için hala bir uğraş içerisinde. Yani biz evden çalışabiliriz eğer bize VPN bağlanırsa şeklinde görüşleri vardı. Umarım bu da gerçekleşir. Peki biz Onur'a hemen şu soruyu soralım. Onur'un ikinci dönemi bitiyor. Bu yılla birlikte ikinci yılına girdi Avukat Hakları Merkezi Başkanlığı ama uzun sürede Avukat Hakları Merkezi'nde bildiğim kadarıyla görevliydi. Doğru mu? Bir 10 yıl falan oldu. Tamam. Avukat yani... Hakları Merkezi. Mesleğin öncesinde sonrasında bu anlamda bilecek bir durumu da var ama son 2 senedir aktif olarak karar kısmında da yürütmesinin içinde. Biz Onur'la biraz açık konuşalım. Biz şunu hep deriz, avukatların yaşadığı sorunların %60'ı biraz da avukatların iletişimsizliğinden, biraz da avukat mesleğinin getirdiği bazı, düzgün bir kelime kullanmaya çalışıyorum, çıkıntılıklardan oluyor. Avukatlar aslında karakol, adliye gibi yerlerde daha sakin olabilseler o sorunlar çözülebilirdi. Benim gördüğüm bazı konular bu. Sen katılıyor musun? Avukatların yaşadığı adliye, karakol problemlerindeki asıl sorunun kaynağı ne? Şimdi avukatların adliyelerde, karakollarda bu yaşadıkları sorunlar daha çok şu son 3 yıldır, 4 yıldır giderek artan bir ivmeyle seyrediyor. Yani belki bundan 4 yıl önce, 5 yıl önce bu söylediğini birazcık daha kullanabilirdik de, hani çıkıntı tabiri, yani çok da fazla şeye gelmeyen, işte oraya oturma, burada otur, buna çok fazla gelemeyen bir meslek grubuyuz. Ama şu son, özellikle son 2 yıldır iktidardaki avukatlık mesleği, yani doğası gereği muhalif olmayı gerektiren bir meslektir. İktidardaki bir şey var, avukat düşmanlığı var. Yani bu yetişen hakimlere de bu empoze ediliyor, işte polis memurlarına da empoze ediliyor, bu emniyette de var, jandarmada da var, kalemlerde var.
Yani mübaşirinden kalem müdürüne kadar bir avukata bir şey var. Antipati var. Yani biraz ben, sanırım o zaman hakim profilinin değişmesi son iki yıldır memur profilinin değişmesi de biraz sanırım bunu da etkili. Tabii. Yani şimdi şöyle az önce Çağlayan Adliyesi'nden bahsettik. Hani lokomotif olma. Çağlayan Adliyesi genellikle bütün kararlarda bir pilot adliye olarak kullanılıyor. Yani bir şey yapacaksa iktidar bunu önce Çağlayan Adliyesi'nde deniyor. Gelen tepkiye göre, gelecek olan tepkiye göre ya bunu yumuşatıyor, ya ortadan kaldırıyor, ya da bütün Türkiye'ye yayıyor. O zaman yani biz bu... gerekli tepkiyi verebiliyor muyuz sence? Mesela Çağlayan'da bir şey oluyor. Biz gerekli avukatlar olarak tepkiyi verebiliyor muyuz? Bence veremiyoruz. Yani her ne kadar sayımız çok olsa da belki nicelik açısından bir sıkıntımız var bizim. Yani şöyle ki ben bir avukatım beni arayıp da duruşma salonunda hakim bana şöyle davranıyor, tutanak tutabilir miyiz demesinden utanıyorum açıkçası. Çünkü her duruşma salonunda bu sulh ceza hakimliği bile olsa hani minimum iki tane de avukat vardır. Eğer ama beni arayıp... Ama avukatlar da biliyorsun imza da vermiyor. Yani bir meslektaşımız tutanak tutmak istediği evet. zaman diğer avukatlar kafasını kaldırıyor işte. İşte yani hani utandığım nokta burası. Acaba oradaki yani avukatın bir meslek kaygısı mı var? Yani şimdi düşünüyorum ben olsam o imzayı veririm. Hatta görüntüyü almaya çalışırım. Hatta üzerine destek olmaya çalışırım ama birçok meslektaşın da kaygısı olabileceğini düşünmek lazım. Acaba ne gibi kaygıları var? Neden mesela kenarda durmayı, çekinmeyi tercih ediyor? Mesleğini mi yapamayacağını şimdi, düşünüyor? Başına bir şey geleceğini düşünüyor? Şu kaygı da olabilir. Ya benim de şurada duruşmam var, müvekkilin hakkını savunacağım, onu kaçırmayayım gibi bir kaygı da olabilir mi? Ya bu söyledikleriniz hani bütün totalin %20'si belki 15'i. Geri kalan ağırlık benim de burada dosyam var, hakim bana takar mı? Yani şöyle anlatayım, beni çağırıyorlar, yani beni dedim hani merkez başkanı olduğum için soru bana şey telefon bana geliyor. Birilerini gönderiyoruz, onun için tuttuğumuz tutanağı bile altını imzalamak istemeyen meslektaş var. Ya işte siz gelin tutanak tutun da ya benim de orada işte dosyalarım var. Yani meslektaşlar şunu anlamıyor, duruşma salonunda seyirci olan vatandaş da dahil olmak üzere avukata yardımcı olabilecek sadece meslektaşı var. Mübaşir arkasını döner çıkar. Katip zaten hiçbir şey duymaz. Hakim hiçbir şey duymaz. Yani karşısında duran işte iki taraf var. Davalı asil mesela davacı vekiline hakaret eder. Bu hakareti duruşma salonunda herkes duyar. Ama ne hikmetse o duruşma zaptına biz bunu 15 dakika, 20 dakika bazen yarım saate uğraşarak geçirebiliriz. Hakim duymadığını iddia eder. Ama es kaza biri dışarı çıkarken söylense bile hakim hakkında bir şeyler geveleyip duruşma salonundan çıksa bile o duruşma salonunun içindeki katip de duyar bunu, hakim de duyar bunu, mübaşir de duyar bunu. Herkes duyar ama avukata denk geldiği zaman hiç kimse duymaz. Halbuki burada örgütlü bir mücadele olanağı var. Bu örgütlü mücadele olanağından sonuna kadar da faydalanabilmek lazım. Hiçbir şekilde bu şekilde düşmemek lazım ki ben bir duruşmamda sırf sana soru sormak istiyorum diye ben müdahil tarafındayım. Sana soru soramadım diye usul tartışmasına girdim. Hakim ara verdiğinde karşı taraf avukatlar üstüme yürüdü. Yani düşünün. Ben onların da soru sorabilme hakkını muhafaza etmeye çalışırken mahkemeye karşı onlar bunu beğenmeyip bir üzerime yürüdüler arada. Yani bu da İşte olabilir. Bizim bütün sorunumuz burada mesleki dayanışma. Yani bizim bunu ya staj döneminde mi artık bir şekilde meslektaşların kafalarına yer ettirmemiz gerekiyor.
ya da ne bileyim işte ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta sadece avukatlık hukuku diye bir ders mi koyalım, ya da bütün müfredatta birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar avukatlık nasıl yapılır, avukatlık etiği nedir, meslek nedir, meslektaş nedir, bunu öğrencilikten itibaren meslektaşlarımıza anlatabilirsek belki gelecek olan nesiller mesleki dayanışmanın ne olduğunu, nasıl olabileceğini öğrenmiş olurlar. Yani işte Çağlayan'da sürekli kapılarda bir şekilde sorun çıkıyor. Yani telefonunu koydun, koymadın, üzerine arattırıcı, bilmem ne falan, böyle saçma sapan bir sürü şey dönüyor. Ve bunun ilk başladığı dönemde işte D kapısından C kapısına kadar bir kuyruk olurdu. Avukatlar sıraya girerdi. Aradan geçtiğiniz zaman o sırada bekleyen avukat size tepki gösterirdi. Evet, bu da yaşanıyordu. Tamam arkadaşım, orada üzerini ya yani X-ray'den geçmek için veya çantanı koymak için ya da işte cep telefonunu çıkartmak için bekliyorsun da ben bunu yapmak istemiyorum. Ben yandan yürüyüp geçeceğim, yani arattırmayacağım kendimi. Bize tepki gösteriyorlardı. Sıraya geçsene işte, bu kadar insan bekliyor. Beklemeyin arkadaşım. İşte biz öyle bekleye bekleye zaten bütün bu noktaya geldik artık. Yani artık bir şekilde bunu kırmamız gerekiyor da o da mesleki dayanışmanın geçer. Az önce yani, çok güzel bir şey söyledin. Dedin yani çekiniyor, hakim bana takar dedi. Değil mi? Hani böyle bir kaygısı olan, evet, meslektaşımız da var. Halbuki burada kısır döngüye düşmüş oluyor. Hakim takar noktasından. Hayır, tam aksine biz burada mücadele edersek ve burada hakkımızı savunursak, ki aslında savunduğumuz da bizim hakkımız değil, aslında bireylerin hakkı, oradaki adil yargılanma için gereken bir haktan bahsediyoruz. Adil yargılanması için bunu mücadele ettikçe aslında ona hakim takamayacak. Hakim bunu kişiselleştiremeyecek. Daha objektif bakmak ve görevini hatırlamak zorunda kalacak. Polisi, hakimi, savcısı, kalemi, memuru, kimse artık veya cezaevi infaz memuru, kimse. Değil mi? Bir kısır döngü var aslında burada. Ya, tabii ki. Şimdi karşısında örgütlü bir güç olduğunun farkına varırsa, yani işte meydanda o kadar rahat at koşturamayacak. Yani şu an biz çok utanç verici bir durum. Beyan verirken avukat ayağa kalksın mı kalkmasın mı, bunu tartışıyoruz. Ya. Evet, meleklerin cinsiyetini tartışma noktasına gelmişiz gibi. Ben bu mesleki dayanışmanın önemini Onur hatırlar. Herhalde bu pandemiden bir hafta önceydi. İki meslektaşımız duruşma çıkışı ceza dosyasında şikayetçi vekili oldukları dosyada, şu C orta kapıda karakolla en son kavganın çıktığı şeyde. Evet, evet. Hem meslektaşlar müdahale olmasaydı, hem bizler orada, AHM de orada olmasaydı, orada iki tane sanık yakınını indirirdik de bir tane Ivan Drago gibi bir tip vardı. Ne yapıyorsunuz hocam? Yok, iş oraya geldi yani, ve sonunda şu oldu. Biz orada karakola şikayet için beklerken karakol en sonunda darp edilmeye çalışan avukata destek olan meslektaşı karakola çekmeye çalıştı. Yani polis şikayetçi avukatı darp edecek noktaya geldi. Yine aynı yere geldik. Yani biz ya diyoruz, bu adamlar bize saldırdı. İşte hadi görevinizi yapın diyor. Memur diyor ki tamam bir dakika dur, ben seni önce bir döveyim. Ve bunu adliyede yapıyor. Adliye karakolunda yapıyor. İşte bu çok vahim bir cesaret. Ve biz bu neydik ama orada? İşte birkaç atarlı adam, atarlı avukat. Siz öyle yaparsanız o karakolu da biz indiririz. Sinirli sinirli bakışmalarla polis geri çekildi. Bu nedir işte? Evet, belki hoş değil ama bu bir mesleki dayanışma. İşte biz bunu her yerde gösterebilirsek, zaten dediğin gibi hakim de o kadar kolay. Ya şunu meslektaşlar unutmasın. Çağlayan da kaçış hakimiydi, unuttum. Oturursun oturmazsın tartışmasında meslektaşın altından sandalyeyi çekti yahu. Yani düşünsenize geldiğimiz yani nokta. Yani ve biz şunu dedik. Avukat da masaya otursunmuş. Yani ya, evet ben de masaya otururdum. Hayır, ben de masaya otururdum muhtemelen. Hani iyice zıtlaşalım mutlaşalım, ama aslında biz öyle bir örgütlü güç göstermeliyiz ki o hakim bir daha o sandalyeyi oradan çektiğine utanmalı. Ama Yargıtay arkasında duruyor bilmem ne, ve ben şuna benzetiyorum. Hepimiz yaşamışızdır muhtemelen. En azından erkekler bunu yaşadı. Lise sonda şu mezun olayım, şu bedenciyi göstereceğim ben. Arabasına bak neler yapacağım deriz.
son gün mezun olursun hocam elinizi öpeyim hocam ne oldu arabayı çiziyorduk ya boş ver abi olur öyle. Hep yaşanıyor bu. Başımıza sorun gelir staj eğitimdeyken abi staj bitsin avukat olayım ilk işim bu stajyerlerin hakları ile ilgili bir şey yapmak avukat olursun ya bana ne ben çektim o da çeksin diyoruz. Başımıza bir kalemde bir şey geliyor ben o kalemi al aşağı edeceğim diyoruz. Araya biri geliyor diyor ki ya biz sizin işinizi halledelim ya müdür iyiymiş. Bir de şeyi seviyoruz avukatlar. Ya kavgayla ama o icra müdürüyle ben sonra kanka oldum. Senden sonra biri kavga edecek boşver ben kanka oldum ödememi aldım reddiyatım yapıldı talebim kabul edildi. İşte yani Onur'un da hep söylediği bu. Peki Onur şunu diyelim sen şu suçlama hep vardır sen geçiş dönemini iyi biliyorsun. Yaşlılar diyeyim kıdemler dememiz lazım ama gençleri suçluyor siz mesleğinize yeterince sahip çıkmıyorsunuz diye. Gençler de şunu diyor siz o hakimlerin önünde el pençe divan durmuşsunuz. Siz kendi koltuklarınızı siyasi kariyerlerinizi korumak adına mücadele veriyormuş oradan da bir meslektaşımızı analım mışçasına yapıyorsunuz. Siz yarattınız. Sen bu geçiş dönemini hem eskiyi hem yeniyi bilen biri olarak senin görüşün ne? Kolektif bir sorumu onlar mı yaptı bunlar mı yaptı? Bu tavuk mu yumurtadan çıktı yumurta mı tavuktan çıktı gibi bir şey mi? İki taraf da yaptı aslında ama hani yüksek heyetinizin dikkatine bir şey sunmak isterim. İşte zat-ı alileriniz nasıl uygun görürse yani mübaşir şey katip duruşma zaptını yazarken adınız ne avukat bey veya avukat hanım deyince ayağa kalkıp adını söyleyen meslektaşlar bizi işte bu noktaya kadar getirdi. Şimdi yıllarca ak dediğine kara diyen bir yargıtayımız var. Hani sürekli verdiği içtihatların tersine saçma sapan kararlar veriyor. Yargıtay, istinaflar vesaire. Hani bu bile kalkıp işte avukatın mesela ayağa kalkma mevzusu yasada böyle bir şey olmamasına rağmen yerleşmiş teamül. Ya arkadaş teamül beni bağlamaz. Ama işte o teamülü yerleştiren arkadaşlara bunu sormak gerekiyor. Ya bu arada teamül yani diyorsun da Onur yani Avrupa Birliği'nin yargı ile ilgili projeleri var ki Adalet Bakanlığı paydaşlarından birisi. Adalet Bakanlığı her sene ciddi bir para da ödüyor bu projeler için. O projelerin bir tanesinde şunu gördüm. Duruşma salonunun nasıl olması gerektiği. Savcı orada kürsüde değil mesela. Savcı olması gerektiği yerde şeyde duruyor. Mesela avukatla tutuksuz olan sanık yan yana oturuyor. Öyle tutuklu ya, şey sana ayrılan bir yer böyle bir bariyer bariyerin önünde sanık tek başına ayakta otur denilince oturacak oturma denilince oturmayacak falan bir pozisyon yok. Sanık gayet rahat avukatın yanında her an CMK 149 gereği hukuki yardımını alabilecek pozisyonda durabiliyor. Ama bu Avrupa Birliği metninde geçiyor. Türkiye bunun paydaşı ama gel mahkeme salonuna bak yok öyle bir şey. Ya şimdi müzakerede bile savcının çıkmadığı bir şeydeyiz. Yani herkesi dışarı çıkartıyorlar. Savcı içeride arkadaş ne konuşuyorsunuz ne oluyor? Hani içeride kalsan seni polis zoruyla dışarı atıyor. Savcı içeride iddia makamı. Yani müzakere ediyorsun. İddiacıyla geçtim. Savcıyla yani, hakim aynı koridorda. Aynı servislerde evlerine gidiyorlar. Aynı lojmanlarda komşuluk ilişkisini yürütüyorlar. Devrecilik var. İşte aynı akademideydik, aynı okuldaydık, aynı ilçede görev yaptık vesaire vesaire gibi farklı dostluklar da var. Ki bu dostluklar çok olağan, normal bir şey. Yani olması da gerekiyor. Keşke biz de avukatlar da böyle olabilsek. Yani avukatlar oluyor da o yargıçlarla veya işte savcılarla aynı şey olabilsek ama işimiz geldiğinde, işimizi gördüğümüzde, mesleğimizi yaptığımızda bütün o ayrımlar kalkarak düzgün yapabilsek. Ya şimdi şöyle tabii ki yani benim hiç anlamadığım bir şey var. Yani yan işte şeyde üniversitede yanında oturan adam 4 sene boyunca minimum kakara kikiri yapmışsın, kopya çekmişsin, bir şey yapmışsın. Siyasi görüşüne göre beraber bir kavgaya girmişsin, bir şey olmuş. Sen avukat olmuşsun, bu adam hakim olmuş. Hani sanki aynı sıralardan gelmemişsin gibi kürsüden sana bakışı bir anda değişiveriyor adam. Yani bunun olmaması lazım.
netice itibariyle hepimiz hukukçuyuz. Aynı fakülteden geldik. Hani işte sac ayağı diyoruz, işte yargı, iddia makamı, savunma, bunların hepsi bir bütündür falan. Yani yok öyle bir şey. Peki. Avukatları tamamıyla olayın dışında tutuyorlar. Kendileri nasıl bir mantıkla, nasıl bir kaygıyla, ne çeşit bir düşünce yapısıyla bunu yapıyorlar bilmiyorum ama yani avukat sanki onların işlerine sekte vuracak, bir şey yapacak bir şeymiş gibi. Yani potansiyelimiz var bizim demek ki. Onu da düşünüyorum. Mesela hani şu an adliyenin içinde silahla dolaşamayan iki şey var. Biri vatandaş, biri de avukatlar. İşte polis adliyede silahla geziyor. Hakim savcı belinde silahla duruşmaya çıkıyor. Savcının odasına gidiyorsun. Savcı kapısında koruması var. Silahlı. Savcı silahlı. Girdik arkadaş, tamam hani can güvenliği falan. Çok güzel, bir silahımızı bırakıp gidiyoruz. Girdim ben savcının odasında, savcıyla tartıştım. Herif çekmece, yani psikolojisi de bozuk, çekmeceden çıkarttı tabancayı, vurdu beni. Ne olacak? Ya bir yani, de şey var. Memurunu silahla rehin alan adam vardı ya. Kendi katibini rehin alan hakim vardı. Evet. Bu ne arada oldu? Hani %1'ini bir avukat yapmış olsaydı acaba? Evet. Yedinci katta işte bizim ne gelirdi diye çok merak ediyorum ben. Savcımızı avukat olmayan biri şehit etti. Sadece avukat kılığına girip, ki bu polis kılığı da olabilir, hakim kılığı da olabilir, herkesin aklına bu cinayeti bir avukat işledi olarak, yani basın da böyle servis etti. Herkes bunun arkasına sığındı. Deli gibi önlemler alındı. Avukat kılığı bile değil. Ya adamın... Doğru. Elinde sadece cübbe vardı sadece. Tabii cübbeyi de her yerden hani alabiliyorsun. 120 ile cübbe. Ya Eminönü'ne git. Polis kıyafeti var. Asker kıyafeti var Eminönü'nde. Mercan yokuşunda. Rozetler var. Şapkalar var. Her şey satılıyor Eminönü'nde. Yani... Bırak avukat cübbesini. Bundan 3 sene önce Anadolu Adliyesi'nde bir, hangi örgütte hatırlamıyorum da, keşif yaparken üzerinde polis üniformasıyla keşif yapan adam yakalandı. Evet. Ama polisler hala yan kapıdan giriyorlar yani. Bu arada Onur, 1,5 senedir görev başındasın Avukat Hakları Merkezi Başkanı olarak. Gerçekten de zor görev yapıyorsunuz. Görüyoruz, tanık oluyoruz. Sizin yürütme kurulunda arkadaşlarımız da var. Birçok şeyi de dinliyoruz, anlatıyorlar. Elinizde bir istatistik var mı? Yani avukatlara ne kadar saldırı oldu, ne kadar fiziksel saldırı oldu, ne kadar sözlü saldırı oldu veya avukatlar mahkemede, karakolda, şurada burada hakkını kullanırken ne kadar engelle karşılaştılar diye bir elinizde istatistik var mı? Onun istatistiğini tutuyoruz da şu an rakamlar elimde değil ama üstün körü söyleyebilirsin belki. Olmuştur diye, ya 1000 üzerinde olay olmuştur diye tahmin ediyorum. En çok hangi şikayetler geliyor? Yani en çok üzerinde durulan ve şey olan? Ya dönemsel aslında. Belirli dönemlerde belirli şeyler yoğunlaşıyor. Mesela şu pandemi döneminde cezaevine girişlerde sıkıntı çıkıyor. Müvekkille görüşme, görüşememe, işte bu tip problemler pandemiden sonra bu arttı. Yani bundan önce bu kadar yoğun değildi. Şimdi bütün cezaevlerinde hemen hemen aynı sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Bir dönem işte duruşma salonlarında yaşanan sıkıntılar bayağı fazlaydı. İşte hakimlerin avukatlara bakışı, yani bu da belli bir dönemden sonra geçti. Bir dönem kapıdan girişlerde problem çıkıyordu. Yani şeyler böyle sürekli yaşanan bir şey yok. Hani bazen bir ara şey çok fazlaydı. İlk görevi başladığımızda karakolda avukatla müvekkilini görüştürmeme, avukata kötü davranma çok fazlaydı. Ama onu bayağı düşük bir rakama indirdik. Yani artık
Avukat Hakları Merkezi'nden tutanak tutmaya gelecekleri duyduktan sonra polis de bir yelkenleri indiriyor. Hani işte 100 karakolun 90'ında bu böyle oluyor. Böyle bir istatistiğimiz, yani böyle ulaştığımız bir nokta var. Ama bütün hepsini etki edebiliyor muyuz? Edemiyoruz. Çünkü İstanbul çok büyük ve biz o kadar fazla değiliz. İşte Çatalca'da İstanbul'da. Yani biz buradayız. Orada bir baro temsilcisi vardır ama değil mi? Nöbetçi olan, görev yapan. Şimdi Çatalca'da bölge temsilcilerimiz var. Ama hani yine de her olaya anında müdahale etmemiz şeye, merkeze uzak yerlerde. Çünkü meslektaşlarım da çok, çok fazla düşünmediği veya anlayamadığı nokta da şu: biz hepimiz Avukat Hakları Merkezi'nin bütün gönüllüleri, bütün yürütmesi, hepimiz faal avukatız. Biz aynı zamanda avukatlık da yapıyoruz. Yani bir perşembe günü birinin başına bir şey geldiğinde AHM yürütmenin %90'ı zaten başka adliyelerde duruşmaya giriyorlar. Kendi dosyaları var. Yani biz bu şey içinde İstanbul gibi çok büyük bir şehirde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani meslektaş istiyor ki telefon açtım hemen biri gelsin. Yani o çok mümkün olmuyor açıkçası. Peki bu nöbet sisteminde veya ne bileyim gönüllü çoğalmasıyla falan mümkün olamaz mı? Ben biliyorum siz Anadolu Adliyesi'nde hemen hemen bölge temsilcileri her gün gidiyor. Çağlayan Adliyesi'nde aynı şekilde Avukat Hakları Merkezi'nden de gidiyorlar. Ama ihlal her zaman adliyede olmuyor. Karakolda olabiliyor, devlet dairesinde olabiliyor, i̇şte cezaevinde olabiliyor. Her yerde ihlal oluyor. Yani metro istasyonunda oluyor, metrobüs durağında oluyor, AVM girişinde oluyor, başka yerlerde oluyor. Her yerde bir ihlal olabiliyor. Yani biz de elimizden geldiği kadar buna müdahale etmeye çalışıyoruz ama şimdi mesela nöbet sistemi dedin, nöbet sistemi, evet nöbet sistemi olabilecek bir şey ama böyle bir şey var. İstanbul'u kaça bölmemiz gerekiyor? Yani Anadolu yakasına bir tane nöbetçi koysak, bu nöbetçi Şile'ye de gidecek gerekirse bulunduğu yerden veya Tuzla'ya da gidecek. O zaman 15'e böleceğiz. Yani 15'e böleceğiz, 20'ye böleceğiz ve bu kadar insanı hani sürekli yerlerde nöbet tutmak, hani bu da çok şey gelmiyor bana. Yani ne diyeyim, adil değil. Anladım. Mesela CMK'daki ilçe ilçe nöbet sistemi fena bir sistem değil aslında. Şimdi CMK'da da nöbet sistemi yok. Yani CMK atama usulü gidiyor. Eskiden nöbet vardı, nöbetçi avukatlar vardı falan. O bayağı eski bir dönem. Ama mesela şöyle bir şey oluyor. Karakolda meslektaşın başına bir şey geldiğinde biz o an oraya hani hemen ulaşamayacağımız bir noktadaysa CMK servisiyle görüşüyorum. En yakınındaki o adrese en yakın avukatı CMK üzerinden atattırıyoruz. Hem CMK görevi yapıyor hem de biz oraya ulaşana kadar AHM görevi de yapıyor. İşte ben de bunun yani gibi bir şey diyordum. Yani CMK ile entegre bir sistem herhalde işe yarayabilir. Şimdi orada şöyle bir sıkıntı var Gökhan. Yani bu Avukat Hakları Merkezi tamamen gönüllülük üzerine kuruldu. Yani kimsenin bu işten bir lira şey yok. Hatta cebinden para da gidiyor. Evet. Faydası yok. Hani bir yerden bir yere taksiyle gidiyoruz. İşte özel aracın varsa özel araçla gidiyorsun, yoksa taksiyle gidiyorsun. Ve şeyi düşünen bir tane benim arkadaşım yok. Hani dur şuradan makbuz alayım da işte bunu da bilmem nereye veririm de işte oradan. Ya bu önemli olan, avukata en kısa sürede nasıl ulaşabiliriz? Şimdi bunu CMK'nın içine yerleştirdiğin zaman sistem çok karışır. Anladım. Demek ki kendi içinde yani sorunlar da var. Ben onu tamamıyla bilabedel göndereceğim. Şeyi de, masrafı da cebinden yapacak.
Şimdi normalde CMK ile bir yere gittiğinde 3 kuruş da olsa bir şey alıyor avukat. Ya bu da ona haksızlık olacak diyorsun. Evet, bu arada doğru. Şunu da söyleyeyim, ben de kendim bildiğim için, hani daha önce de konuştuğumuz, özel problemi olan da AHM'ye yazıyor. Dilekçesiyle ilgili sıkıntı olan da AHM'ye. Ben yani şöyle bir şey duymuştum, doğru mu? Alkol muayenesine girip de ben avukatım, bana üfletemezsiniz deyip arayan falan olmuştu diye duydum. Böyle bir şey var mıydı? O vakaya adliyedendir. Nasıl? Duyamadım ben. Alkol muayenesi iyi yine. Yani olabilir. Vakaya adliyeden diyorum o. Yani ha, sıradan. O sıradan. Biz neler duyduk? Biraz da bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani evet, avukat hakları merkezi önemli bir şey ama yani çok basit halledebileceğim. Ben hani son herhalde kapatırız birazdan, yani Kemal abiyi de alırız. Ben şunu anlatayım. Bir gün Çağlayan Adliyesi'nde internette yazılmış, bir meslektaşım sıkıntı yaşıyormuş falan. Dur ben de koşturayım dedim. Bizim var o avukat arkadaş şey. Kimin telefonu titriyor ya? Benimki. Ha. İstanbul Yönetim Kurulu'nun avukat arkadaşı çoktan gitmiş. Sorun şu, meslektaş güvenlikle kavga ediyor. Kavganın sebebi de şu, ağır cezalar yan yana. Güvenlik diyor ki avukat bey lütfen şöyle uzakta, hani böyle bir 10 adım ileride konuşursanız müvekkilinizle, iki taraf arasında bariyer kurmaya çalışıyoruz. Hani tartışma çıkacak diye. Meslektaşımız da diyor ki hayır, ben avukatım, istediğim yerde müvekkilimle konuşurum, beni kapıdan uzaklaştıramazsınız. Bu arada abartmıyorum, Çağlayan Adliyesi'ni bilenler bilir, C1, C2 adliye, şey, ağır ceza, yani konuş dediği sandalyelerin oldu. Yani kapıya doğru bağırsan duyulacak. Yani sorunu duyunca dedim ki bu nasıl bir problem ve güvenlik hala insan adamlarmış ki sessiz diyor ki meslektaşım, avukat bey lütfen gidin diyor. Avukat hayır beni götüremez falan. İşte biz gidince, bizim YK arkadaş gidince, ya tamam meslektaşım ben ama gidiyorum, sadece siz geldiğiniz için gidiyorum. Şimdi bakın, bu çok basit, diyalogla çözülebilecek, avukatlık egosunun devreye girmeyeceği şeyden bahsetmiyorum. Yani karakolda uğradığımız şiddet, mahkemenin bizi sağlam, çok basit bir olay ve bunun için AHM isteniyor. İşte meslektaş bildiğim bir olay, pazarda biriyle kavga ediyor, avukat kimliğiyle değil, pazarda alışveriş yankı arıyor. Bak, Deniz Özbilgin yazmış, zannedersem bu da Ankara AHM'den, yanılmıyorum Ankara değil mi? AHM başkanı. Ankara AHM başkanı. Ha, o da yayına izliyor. Evet. Demiş ki kuaförde sıra vermiyorlar, duruşmama geç kalacağım başvurusu aldık demiş. Efe Güner eşiyle kavga eden arıyor demiş. Orada... Deniz Özgür'ün devamını okumamışsın. AHM olarak gidip fön makinesini kırdık, sonra koşarak kaldık. Yani bu arada Hamza Çiftçi, Van Barosu Başkanı'nı, o da izliyor. Arada bir böyle emojiler, gülücükler atıp duruyor. Az önce de Bahar Hanım'ı gördüm, Kocaeli Barosu Başkanı. Evet, evet. Bahar Hanım da buralardaydı, izliyordum. Bu arada... İstanbul Barosu'ndan Naz Zeynep Güney de yazmış. O da bildiği için süreci, cüzdanım kayboldu diye arayan, AHM'yi arayan meslektaş olmuş. Yani bakın, tamam avukat kendi hakkını korumakta çok mahirdir, avukatım der ama arkadaş, yani ziline de avukat yazdıranla başlayan bir ego tartışması da çok sıkıntı. Biz sanırım neyi nerede kullanacağımızı da bilmiyoruz. Ekşi Sözlük'te başlık var. Avukat olduğunu söylemezse ölecek hastalığı diye böyle bir başlık var. Sayfalar dolusu yazmışlar. Yani ben o yüzden biraz çuvaldızı kendimize de batırmışız. Evet. Baro öncü olmalı, baro başkanı önde yürümeli, arkada avukatlar yürümeli, baro başkanı yürüdüğünde avukatlar arkasında olmuyor filan. Bunları baro bir şey yapmıyor, çok seviyoruz. Türkiye Barolar Birliği kötü, Metin Feyzoğlu başkan seçtik ama neyse. Ama biz ne yapıyoruz? Biz de bir şey yapmıyoruz. Başımıza bir şey geldiğinden bahsetmiyorum. Bir hakkımız tırpanlandığında basit bir dilekçe bile yazmaktan aciziz. Yine söyleyeceğim. Ben avukatlık gruplarında Facebook'ta savcıları göreve çağıran avukat gördüm ya. Hani sen avukatsın, dilekçeni yaz ve yolla. Hayır, yazmış. Türkiye'de savcı yok mu, savcılar göreve diye. Ayıp. Böyle olunca da işte başkan burada. Kendi anlatıyor zaten. Yani avukatların işte bazen avukat hakları merkezinde oturduğumuz zaman öyle bir şikayetler geliyor ki güleceğiz meslektaşa, ayıp olacak, konuşuyoruz. Ya öyle değildir o iş diyoruz, anlatıyoruz. Ha bir de şu var, Onur da katılacaktır. Avukatlar haklarını ve görevlerini de aslında bilmiyor. Yani kanunlarını, meslek kurallarından bir haberler. Evet, ona ben de çok avukat sık rastlıyorum. Avukat kanunu okumuyor. Avukat şey de okumuyor. Yani belli başlı kanunların belli başlı maddeleri vardır. Yani en azından
buna bir bakıp, ya sonuçta hani hepimiz avukatız. Bazen nutkumuzun tutulduğu, elimizin ayağımıza dolaştığı, özellikle böyle çok sinirli olduğumuz zamanlarda falan bu tip anlar yaşıyoruz. Ama hani arkadaş, yani müvekkilinin gözüne hoş görüneceksin diye meslektaşını da rencide etme veya ne bileyim müvekkilinin meslektaşının üzerine saldırtma. Hani bu tip şeyler de var. Evet, bu arada Emre Elçi yani, selam yollamış. İleteyim buradan. Emre'ye ben de buradan selam göndereyim de. Ya adamın müvekkili yanında avukata saldırıyor ve o oradan seyrediyor sadece. Hani burada araya girmesi, ilk müdahale etmesi gereken o zaten. Halbuki Fenerbahçe Galatasaray gibi böyle ayırsalardı, bir Fenerbahçe'yle veya bir Galatasaray'a diğer taraftan saldırı olsaydı koşacak bir taraftardır aslında baktığın zaman o. Koşa koşa gider ama nedense böyle meslektaş olunca böyle bir koşa koşa gidesi gelmiyor. Ya yani gidip kavga etmesini istemiyoruz. Yani en azından ortamı sakinleştirmek için bir çaba bekliyoruz değil mi? Ben bunu haciz mahallelerinde de çok yaşadım. Yani haciz mahallede gerçekten inanılmaz şeyler oluyor. Ya içselleştirmek mi diyeyim ki, olayı tamamen şahsileştirmek mi diyeyim, dosyasıyla bir bütün olmak mı diyeyim bilmiyorum ama hani meslektaşlarımız o duruşma salonundan çıktıktan sonra karşı tarafın vekiliyle hani bir sıkıntısının olmaması gerektiğini bazen unutuyorlar. Yani duruşmaya giriyorum, selam veriyorum. Hani boşanma davası, karşı taraf sanki evet, biz boşanıyoruz gibi bir tavır var avukatta. Ya arkadaş hani yani nedir, alıp veremediğiniz ne? Hani selam verirsin, selamlaşırsın. Orada ne yaparsan yaparsın duruşma esnasında. Çıkınca yine meslektaşsın. Sana bir şey olsa ben koşacağım. Bana bir şey olsa senin koşman lazım. Biz bunu çok unuttuk. Yani bizim bütün sıkıntımız burada. Evet, kesinlikle haklısın. Yani karşı tarafın vekili olsun. E tamam ölsün de yarın belki bir dosyada yan yana geleceksin bu adamla. Hani nasıl daha sonra yüzüne bakacaksın? Nasıl onunla konuşacaksın? Duruşma salonunda olan duruşma salonunda kalır. Dışarı çıkarsın. Yine meslektaşsın. İyi akşamlar dersin. İyi günler dersin. Günaydın dersin. Biter. O kadar basit. Yani çok zor bir şey değil. Hatta şunu söyleyeyim. Duruşma bekletmek için aradığın meslektaş oluyor. Ya lütfen duruşmamı ben geciktim. Otoparktan yukarı çıkmaya çalışıyorum. Bir 10 dakika bekler misin? Aynı münasebet bekleyeceğim. Ben geldim seni beklemek zorunda mıyım gibi bir tavır da olabiliyor. Ama çoğunlukla bunu bir iki sefer yaşadım. Ama çoğunlukla şunu da alabiliyorum. Aa tabii ki meslektaşım. Benim duruşma var ama ben idare etmeye çalışırım. Siz rahat olun. Acele etmeden yavaş yavaş gelin diyen çokça meslektaşım da oluyor. Gurur duyuyorum. O da ayrı mesele. Yani ben bir duruşma zaptı görmüştüm. Hakim zapta geçirmiş. Karşı tarafın bekletme talebi olmasına rağmen işte atıyorum davacı vekili ısrarla dosyayı aldırdığı için falan diye yazmış yani. Duruşma zaptında var. Yani bu hani bekle 10-15 dakika bekle. 10 dakika zaten bekliyoruz. Hani hakim seni bekletiyor. Sıkıntı yok. Meslektaşın sana bir şey rica etmiş. Yani alt kat üst kat. Şimdi bütün adliyeler birleştiği için şeyi de ayarlayamıyoruz. Yani üst kattaki duruşma yarım saat sarkarsa senin o gün 5 tane dosyan varsa en son dosyan 2,5 saat falan sarkıyor. Hani böyle de bir şey var. Durum var. Ya yani onu da biz artık kendi aramızda bir şekilde çözeceğiz gibi geliyor. Çözmemiz lazım. Bir şey yapıp bunu çözmemiz lazım. Yani en azından meslektaş olduğumuzun bilincine tekrar kazanmamız gerekiyor. Meslektaş dayanışması olmazsa isterse İstanbul'da 145 bin tane avukat olsun. Birbirimizin kuyusunu kazarsak, birbirimize bir şey olduğunda sırtımızı dönersek yani sayının çokluğu hiçbir şey değiştirmez bizde. Peki Onur, çok teşekkür ederiz. Bu arada yavaş yavaş Kemal Aytaç'ı da alacağız ama senin ya mutlaka söylemek istediğin bir şey vardı, fırsat bulamadım dediğin bir şey var mı? Ya Yankı'nın bir sorusuna tam cevap verememiştim.
Lütfen o zaman hani, cevap verir misin? Tecrübeli meslektaşlardan mı yoksa genç meslektaşlardan mı kaynaklanıyor şey diye. Yani evet, genç meslektaşlar da ekonomik kaygılarından olsa gerek diye düşünüyorum. Yani bir an önce olayım, işte ben avukatım, bir de öyle bir şey var hani adliyeden içeri girdikten sonra hani ben avukatım, işte bütün adliye benim emrimde olsun, herkes önümde eğilsin tarzı bir şey de bazı meslektaşlarda, genç meslektaşlarda bu var. Yani nereye basacağız Gül? Kameraya mı basacağız? Bağlandı. Herhalde ekstradan ses geldi. Bu arada Kemal Aytaç bağlandı ama bir yandan da şey var. Kulaklık takması lazım. Ben evet. Daha kulaklık var kulağımda, kulaklık var. Tamam, seni birazdan alacağız abi. Bir Onur'u bitirelim hemen. Öyle mi? Yani sonuçta ne diyeyim, çok kutsal, ciddi anlamda çok kutsal bir mesleğiniz var. Yani herkesin bir gün hukuka ihtiyacı olacak. Ben anlamadım, bu ne gibi? O ihtiyacı da avukatlar karşılayacak. Başka bir meslek grubu hatırlamayacak. Hem diğer meslektaşlardan, hakim savcı olanlardan, hem de kendi içimizden kaynaklanan problemlerde bir mesleki dayanışma içinde olursak, birbirimizi kollarsak, birbirimizi korursak bence çok daha hızlı, çok daha kolay bir takım problemleri çözebiliriz gibi geliyor bana. Peki, çok ben teşekkür ediyoruz Onur. Aslında böyle avukat hakları merkeziyle ilgili ben özel bir program da yapmak istiyorum gerçekten. Çünkü burada çok ciddi problemler olduğunu düşünüyorum. Yani bu şimdilik böyle birazcık gevşek kısmını konuştuk. Kim bilir içerisinde neler var, ne gibi sorunlar var, nelerle mücadele ediyorsunuz, nelere koşturuyorsunuz. Hakikaten bunları ayrı bir şekilde dinlemek gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Onur. Görüşmek ben, üzere diyorum. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yankı, sendeyiz. Tamam, Kemal abi de katıldı. Şimdi Kemal Aytaç'ı biraz tanımayanlar açısından Kemal Aytaç'tan dinleriz. Ama Kemal Aytaç 35 senelik avukatlık kariyerinde kadim baroculuk dediğimiz yapının içinde yer almış, yönetim kurulu üyeliği yapmış, seçimlere girmiş, çıkmış, iki kere başkan adayı olmuş. Avukat Hakları Merkezi'nin kuruluşunda yer almış İstanbul'da ve bugün Türkiye'de neredeyse bütün baro başkanlığının saygı duyduğu, o mücadelenin içinden gelmiştir. Onunla biraz bu geçmişi, yeniyi konuşacağız. Onlar neyi tam yapamadı da böyle oldu ya da bir şeyleri çok yaptılar da biz mi koruyamadık? Biraz bunu konuşalım diyoruz. Ama Kemal abiden rica edersek arkadaki televizyonun sesini biraz kısarlarsa. Tamamen kısmalar lazım hatta. Televizyon yok. Arkadan zaman gelen ses ne? Bir ses yok. Tamam, hadi yok. Oldu. İşte tamam. Kemal abi yayında bu arada, geldi mi? Geldi yayında. Kemal abi, bir seni tanımayan genç meslektaşlar için şöyle kısaca bir kendini tanıtsana. Senin olayın ne? Seni niye bu kadar herkes ismini duyar? Nedir bu mesele? Bir de yanında, isminin yanında adalet nöbetçisi diyor. O ne demek? Merhaba. Öncelikle iyi yayınlar. Bu koronalı günlerde artık hemen hemen her gün, hatta bir iki böyle şey yayınlara bağlanıyoruz. Yarın gene başka bir kanaldan bağlantı yapacağız. Şimdi ben 60 yaşındayım. 35 yıllık avukatım. Amasya'da doğdum. İki tane kızım var avukat. Eşim avukat. Rahmetli abim avukat. Yeğenlerim avukat. Biz bir avukat ailesiyiz aslında. Bizden önceki nesil öğretmenmiş. Ondan önceki nesil de imammış. Yani dedemiz ve işte o amcalarımız, büyükler imam. Sonra babamla beraber öğretmen. Şimdi aile, bizde böyle bir hastalık var. Herkes aynı şeyi yapıyor. Bir özelliğimiz yok. İnsanız ama şu belki, ben avukatlığa başladığım günden beri hep baronun bu meselelerin bir tarafında, kıyısında, köşesinde
bir yerinde olmuş. Yani İstanbul Barosu'nda hemen hemen baro başkanının dışında bölge temsilciliğinden başlayarak merkezdet işini bana sormanıza gerek yok. Adalet nöbetlerine geldiniz, bir kısmına katıldınız bizzat. Sizler orada fotoğrafı daha iyi görüyorsunuzdur. Bir insanın kendini tarif etmesi, anlatması çok zor bir şey. Ama şunu söyleyeyim. Yani tabii ki farklı görüşler, farklı düşünceler, bakış açıları, anlayışlar olacak. Bu gayet doğal bir şey. Ama önemli olan şu, dik durmasını bilmek. Ben 35 yıldır meslek yaşantımda hep dik durdum. 35 onurlu, yıl önce. Ahlaklı, namuslu durdum. 35 yıl önce mesleğe başladığındaki avukatlıkla 35 yıl sonra bugün meslek gözünde nasıl bir değişim uğradı? Aşağı yukarı %500, %1000 değişimi uğradı. Mesela benim dönemde mezun olan arkadaşlarım %80'i büro açıyor, kendi işini yapıyordu. Bunların içinden bir kısmı belki başarısız oluyordu. Ve hakemliğe, savcılığa böyle çok fazla bir müracaat, ilgi, noter, mesela ben noter belgesi almadım. Al dediler, almadım, ben noterlik yapmam dedim. Hakim, savcılık başvurmam dedim. Aslında eskiden avukatlık yapamayanların başvurduğu daha çok bir meslekti hakimlik, savcılık. Şimdi avukatlık bu kadar yoğunlaşıp bu kadar çıkmaz sokağa girince, sıkıntılar baş gösterince savcı olup hakim olup bir belli bir miktar maaş almayı, bir para almayı ister istemez arkadaşlarımız, gençlerimiz bir güvence olarak görüyor. Dolayısıyla şimdi 600 tane hakim alınacaksa 10 bin tane, 20 bin tane başvuru oluyor. Geçmişte alınacak hakim savcı sayısı kadar bile başvuru olmadığını ben biliyorum. Avukatlık o zaman daha yapılabilir, daha yani müvekkil bulabileceği, iş yapabileceği bir potansiyeli vardı. Ama tabii uluslararası ekonominin, sermayenin değişime uğramasıyla birlikte, çünkü sonuçta şu var, yani siz oturup ben bu iş böyle olacak, avukatlık şudur, ahkam kesebilirsiniz. Ama hayat, ekonomi alır başka yere götürür. Şimdi dünyada artık tekelleşme süreci öyle bir ilerledi ki, artık yüzlerce avukatın çalıştığı, işçi olarak çalıştığı artık, maaşlı olarak çalıştığı bürolar var. Dolayısıyla bizim zamanımızda böyle bir şey söz konusu değildi. Evet, daha kıdemli, daha iyi kazanan, belagatı daha iyi olan, daha ünlü avukatlar vardı belki ama iyi kötü herkes aradaki mesafe çok uzak değildi avukatlar arasında. Ve avukatlık bu kadar çeşitlilik arz etmiyordu. Artık işte söylediğim gibi avukatlığı aslında biz ya da hukuk fakülteleri belirlemiyor. Hayatın kendisi belirliyor. Başka etmenler, yani işte ekonomi nasıl gelişiyorsa, hayat nasıl değişiyorsa avukatlık da ona doğru evrilmek zorunda kalıyor. Bu iyi mi kötü mü? Ayrı bir konu. Ama bu bir gerçek. Bugün siz de biliyorsunuz ki benden belki daha iyi biliyorsunuz. Çünkü sizin bir takım alanlardaki çalışmalarınızı falan takip ediyorum. Bugün zannediyorum artık büro sahibi avukattan çok ücretli, maaşlı ya da işte işçi adına ne dersek biz, hangi tanımı kabul edersek kabul edelim, bağlı avukatlık bugün daha ağır ve daha çok sayıda ne yazık ki. Peki bu kötü bir şey mi? Kötü bir şey tabii. Yani mesela yani şöyle kötü. Şimdi benim durduğum yerden, benim bakış açımla avukatlığa bakarsan kötü. Ama bir başka bakış açısı, yani bir endüstriyel ekonomist, bir daha şey, farklı bir bakış açısı bunu, ya evet, birileri patron avukat olacak, birileri de onun yanında çalışacak. Bu da böyle işte, bu da bu işin kuralı, gereği diye düşünebilir. Bu da bir düşünce biçimi. Ama benim algıladığım, benim hıfzettiğim avukatlık başka bir şey. Avukatlık yani o da tabii tartışılır ama en azından kendi işini yapan, kendi bürosunda işini kabul edip reddedebilen bir avukat, bir ölçüde bütünüyle bağımsızlık zaten söz konusu olamaz. Şöyle yani şöyle bir açıdan bakarsak, belki de Türkiye'de avukatlığın çok güçlü olmaması, acaba, yani bunu düşünüyorum, sesli düşünüyorum, acaba hepimizin böyle bireysel ayrı ayrı takılmamızdan, ayrı ayrı çalışmamızdan mı kaynaklanıyor? Acaba daha kolektif olabilecek avukatlık büroları içerisinde olabilseydik,
fark etmez. Yani bu maaş da alınabilirdi veya ortak da olunabilirdi. 40-50 kişilik bürolar yoğunlukta olsaydı daha güçlü olunabilir miydi? Kendi içinde daha örgütlü, daha örgütlü olabilir miydi? Yapılar. Ama yani. Tamam, ama şimdi bu söylediğin böyle baktığında tamam, doğru. Yani evet olabilirdi ama başka bir gerçeklik var. Yani biz söylediğim gibi biz bütünden koparıp, yani avukatların kendi içimizde dayanışması, baroları, örgütleri, tabii ki bunlar çok önemli, bu değerler. Bunu yükseltmemiz lazım. Hep bunun peşinde koşmamız lazım. Zaten bunu yaşamaya çalışıyoruz. Ama bütünüyle yaşayamıyoruz. Kısmen yapabildiğimiz kadar yapmaya çalışıyoruz. Ama başka etmenler var. Yani siz bu toplumda işte mühendisler ya da eczacılar ya da muhasebeciler ya da doktorlar ya da diğer meslekler, her neyse, başka bir yerdeyken siz başka bir yere gelemezsiniz. Yani biz öyle bir böyle bir aristokrat bir avukatlık, bir böyle bir başka bir yerde, böyle bir şey mümkün değil artık. Yani ülkenin genel ekonomisi, ülkenin genel yapısı, kültürel, siyasal, ekonomik bütün bu yapılardan biz ayrı değiliz. Bizim çabalarımız tabii ki bunu ileri götürebilir. Tabii ki geliştirebiliriz. Öneriler getirebiliriz. Zaten şunu da söyleyeyim. Farklı düşünceler ve fikirler ifade edilmeli, tartışılmalı açıkça. Biz hala şunu şey yapamadık, şuna eremedik. Farklı bir şey duyunca hadi o bizden değil deyip itelemek, onu susturmak, sindirmek, bu yanlış. Bu yanlış, tam tersine. Herkes eteğindeki taşı koysun. Çünkü bütün bu tartışmalardan, bütün bu paylaşımlardan bir sonuç ortaya çıkarabiliriz. Mesela şeyi yankıda sen de biliyorsun, beraberdik birkaç nöbette. Gördünüz, İstanbul Barosu'nda çok çeşitli gruplardan 5-6-7 belki, 1-2 tane hariç, arkadaşlarımızla beraber adalet nöbetlerine gittik, baro başkanlarımızla. Ne oldu? Ne var yani? Bunu yapabiliyoruz. Yani yapabiliriz yani beraber. Yapabiliyoruz ama ne yazık ki yani, ne gittiğimiz yerde ne de toplandığımız yerde çok sayıda avukattan destek gelmiyor. Hep böyle sınırlı kalıyor. Yani insan üzülüyor. Hani kilometrelerce yol gidiliyor. Orada bir şeyler yapılmaya çalışıyor ama bakıyorsun biraz Nasrettin Hoca'nın hikayesine benziyor. Yani Timurlenk'e gidiyorlar ya. Hani iki tane filden şikayetçiler, bakıyorsun arkada kimse yok falan gibi. Yani fil hikayesine benzeyecek diye korkuyorum. Ne diyor sana hoca? İkinci bir Gökhan getirdin size diyor padişah. Yani. Şimdi şunu söylemek lazım. Sırası gelmişken avukat dayanışması açısından. Bakın hep beraber izledik. Siz de konuya vakıfsınız. Çehade davası ve bu arkadaşlarımızın nasıl yargılandığını, nasıl hukuksuzluğa uğradığını, nasıl mahkemenin lağvedildiğini, başka bir mahkeme tahliye edilip tekrar sabah tutuklama yapıldığını, hakimlerin değiştirildiğini, bir sürü senaryo. Yani nasıl tanık bir şey söyleyemezken tanığa, hakimin, hepimizin göz önünde, avukatların göz önünde, bak böyle böyle olmuş, böyle böyle olmuş deyip, evet hakim bey hatırlattınız, iyi oldu dediğini şahit olduk bu gözlerle ve bu arkadaşlarımız mahkum edildi. Şimdi bu avukatlar açlık grevinde. İki tanesi dün ya da bugün itibariyle ölüm orucuna dönüştürdü, Ebru ile Aytaç. Şimdi biz bu arkadaşlarımız da siyaseten ya da fikri olarak aynı insanlar değiliz. Ama bunlar avukat. Avukat ve bunlar kendi durdukları yerden avukatlık yapan ve onun dışında herhangi bir şey izafe edilemeyecek insanlar ve bugün bir sıkıntıdalar. Belki de bu arkadaşlarımızı önümüzdeki günlerde bu ölüm orucundan kaybetmek durumuyla karşı karşıya gelebiliriz. Bir şeyin altını çizmemiz lazım. Bu arkadaşlar niye hükmen ceza aldılar? Aslında bir suç işledikleri için mi? Hayır. Aslında mesleklerini yaptıkları için. Bunun altını çizmekte fayda var. Sadece mesleğini yaptığından dolayı ve onlarca baro başkanının bizzat takip ettiği, yüzlerce avukatın duruşma salonunu doldurduğu ve savunmak için örgütlü olduğu bir halde dahi toplamda 159 yıl cezadan bahsediyoruz. Ve dosyalarını en son istinaf oradı diye biliyorum, Yargıtay'a gidiyor. Evet, ve boş salona okundu karar. Boş salona yani. Yani hiçbir talep karşılanmadığı gibi salondan çıkartılarak boş salona okundu bu karar. Yani
bu kadar olumsuzluğu yaşıyoruz. Sadece burada değil, başka alanlarda da yaşıyoruz. Ama avukat dayanışması önemli. Bunu şunun için söyledim. Yani Başkanı veyahut da Çağdeli arkadaşlar gibi düşünmemiz gerekmez. Onlar gibi dünyaya bakmamız gerekmez. Ama avukatlığa beraber bakmamız gerekiyor. Ya zaten şöyle bir şey var. Tek tip bir avukat diye bir hayalimiz yok ki. Hepimiz farklıyız. Hepimizin idealleri farklı, dünya görüşleri farklı, inançları farklı, ideolojileri farklı, hayata her yönden öyle farklı bakıyoruz. Öyle de olmak durumunda. Öyle de olmak durumundayız. Zaten bu çeşitlilik bu mesleği daha da güzel kılan bir şey. Ama bir tek yerde baktığımız zaman, evet, avukat hakları nezdinde baktığımız zaman durum gerçekten böyle bir noktaya gitti. Şimdi hep şikayet ediliyor. Şikayetler haklı. Yani belki yankı girecek oradan. Bekliyorum zaten yankıdan bir hamle. Kollarını yani, sıvamaya başladı. İşte evet, barolar, işte avukatlar, bu yetersiz, şu yetersiz. Ama ne olursunuz olanı da görelim. Yani herkes yatak sarmış, herkes elini kolunu bağlamış oturmuyor. Mesela siz mesela bir uğraş veriyorsunuz. Birçok konuda, birçok konuyu dile getiriyorsunuz, paylaşıyorsunuz, yayın yapıyorsunuz, başka şeyler yapıyorsunuz. Biz derken beraber arkadaşlarımızla işte adalet nöbeti tutuyoruz. Baro başkanlarımız ortak bildiriler yayınlıyorlar, toplantılar yapıyorlar. Yani hiçbir şey yapılmıyor değil. Olanı da hani hepten elimizin tersiyle itmek de doğru değil. Var. Ha yeterli değil. Evet, yeterli değil. Ama şunu söyleyeyim. Baroyla uğraşanlar içerisinde ben İstanbul, Türkiye'nin hemen hemen iyi kötü bütün barolarında takip eden, bilen bir insanım. Şunu söyleyeyim. Yani görüşü, bakış açısı farklı olabilir ama yani böyle çok çok kötü niyetli, Feyzoğlu'nu ayırıyorum, çok çok kötü niyetli, menfaati çıkarı için iş yapan hemen hemen arkadaşımız yok gibidir. Çünkü bu işin bir şeyi yok, karşılığı yok. Yani mesela milletvekili olursun, işte maaş alırsın, şu harç alırsın, ne bileyim bir şeyin olur falan filan olur. Baro başkanı olursun, işlerin kötüye gider, açık söylüyorum. Yönetim kurulu üyesi olsun, işlerin kötüye gider. Biz bunları yaptık, gördük yani. Yani baroyla uğraşmak, baroda yöneticilik yapmak, bu işin mücadelesini vermek zor. Kaç defa Gökhan'cığım sen de bulundun. Uçak biletleri, gidiyoruz geliyoruz cebimizden yani. Seninkileri kim verdi bilmiyorum ama ben verdim, kendi cebimden harcıyorum. Ben verdim, kim verecek? Bilmiyorum ben de. Sen Antep'lisin, sizde fındık var, fıstık var. Ne bileyim bir şey yok, geliyordur. Fındık ne geziyor bizde, yani fıstık ayrı var. Bizde sadece fıstık var, Antep fıstığı. Onda da çok övünürüz yani. Temel abi, güzel ben ama araya gireyim, sana bir şey sorayım. Biraz da senin tarihinden de. Peki bu avukat hakları konusu nasıl buraya geldi derken, siz mücadeleyi nasıl başlattınız, neler yaşadınız? Mesela şunu merak ediyorum. Aslında baronun tarihini de çok merak ediyorum da, o başka bir günün konusu da. Mesela siz avukat hakları merkezi yokken bir avukat sorun yaşadığında nasıl müdahale ediyorsunuz? Şöyle yani bizim zaten bölge temsilcilerimiz vardı. Ben bölge temsilcilerinden sorumlu yönetim kurulüydüm. Ve bir tek ben sorumluydum. Yani ikinci bir yönetim kurulüsü de yok yani. Bütün İstanbul'daki bölgeler, barodalar vesaire şu. Sene kaç? Bölge temsilcilerimizle hallediyorduk. Baro yönetimi baroya geldi mi konu, ve genelde gece oldu mu mutlaka bana gelirdi. Direkt ben aranırım. Çünkü yataktan kalkıp gelebilecek kimse o aranır. Hakikaten çok sayıda olaya, yere gitmişizdir. Bölge temsilciler arkadaşlarımız da baro komisyonlarda, merkezde arkadaşlarımız var ihtiyaç olursa, ama bir AHM diye bir şey yoktu. Aslında CMK'dan sonra kuruldu AHM. Daha sonra bölge temsilcisi ve CMK üzerinden zaten bu yürüyordu. Sonra bizim dönemimizde, bakın bizim dönemimizde Yücel Sayman'ın başkan olduğu dönemde AHM bizim zamanımızda kuruldu. Ben AHM'den sorumlu yönetim kurulusuydum. Başkan yardımcımız Osman Ergin'le birlikte, Osman abi de, Osman Ergin de avukat hakları merkezinden sorumlu. Anayasa hukukçusu değil mi? Bunlar zaten baronun kayıtlarında var. Yani öyle. AHM'yi biz bir de şunu söyleyeyim. Ya kim kurarsa kursun, Allah razı olsun. Yani tabii ki de kimin ne zaman nasıl kurulduğunu sorduğunuz için ifade etmek durumunda kalıyorum. Ama ne fark eder? Mesela SEM'de, staj eğitimde Turgut Kazan'ın zamanında başladı arkadaşlar.
Mesela Yücel Sayman'dan önce başlayan bir çalışmaydı. Baro Meclisi de rahmetli Kazım Kolcuoğlu başkanımızın döneminde hayata geçti. Baro Meclisi kuruldu. Yani AHM gönüllü bir çalışma tabii. Ve tabii niye ayrıca AHM, yani avukatlar? Çünkü kendi meslektaşlarına sahip çıkamayan bir örgüt, yani ne beklenir? Ha, yeterince yapılıyor mu bugün? Ben çok arkadaşları gayretli görüyorum. Yani çaba gösteriyor. Zaten benden önce Onur vardı yayında, izledim. Onur benim izlediğim kadarıyla her olaya koşan, çaba gösteren, zaman zaman birlikte olduğumuz bir arkadaşımız. Özellikle Sertuğ'la ilgili konularda biliyorsunuz. Mesela ben Sertuğ'da çok yoğun bir şekilde ilgilendim. Bu arada Sertuğ, o da yayını izliyor. Sertuğ Sürenoğlu da yayını izliyor. Öyle mi? Evet. Sertuğ izliyorsa bilir, hemen hemen her gün ben o evde kaldım yani. Ben kendi evimde değil, Sertuğ'un evinde kaldım. Ben her gün oradaydım. Baro başkanları geldi gitti falan filan. Neyse, Sertuğ kardeşimiz o zaman ciddi bir saldırıya uğramıştı. Ona kötülük yapmışlardı ve bizim meslektaşımızdı. Ve sahip çıkmaya çalıştık. Yani söylemek istediğim şey şudur. Kim neresinden tutarsa tutsun, biz önce meslekte dayanışma önemli. Biz kendi içimizde bir dayanışma, ki benden önceki konuşmaları da değindiniz. Yani evet, arkadaşlarımız çeşitli gerekçelerle, bana kalırsa gereksiz kaygılarla, olumsuz durumlarda meslektaşına sahip çıkmaktan geri duruyorlar. Bu iyi bir şey değil, bu doğru bir şey değil. Bu oluyor. Bu tabii bütünüyle olmuyor. Yani bütünüyle böyle de olmuyor ama olumsuzluklar var. Bananecilik, adam sendecilik, o mahkemede duruşman var, hakim. Ya böyle bir durum söz konusu. AHM hikayesi budur yankı. Bizim dönemimizde kurulan ve devam gelen bir şeydir, çalışmadır. Ve herhalde avukatlık mesleği var oldukça Avukat Hakları Merkezi diye bir merkezde var olmaya devam edecektir. Bu arada AHM'nin ilk emekçileri de herhalde Uğur Poyraz, Cem Kaya Karatün, değil mi? Ömer Kavili, başka kimler vardı bilmiyorum. Tam öyle değil. Doğrusu ne? Tam öyle değil. Yarın ben size Baro'dan listesini çıkar. Ömer Kavili var zannediyorum, o da daha sonra. Yani onların listesini çıkarıp size gönderirim. Tam öyle değil. O AHM kurduğumuz dönemde ben Ufuk ve Uğur'u hatırlamıyorum AHM'de. Benim yani şeyin sorumlusu bendim zaten şeyin. Bu arada ilk Türkiye'de Avukat Hakları Merkezi İstanbul'da mı kuruluyor, yoksa İstanbul bir yerden mi? Galiba İstanbul değil ki kurulan diye biliyorum. Ben İstanbul diye biliyorum. Öyle mi? Tamam. Onu da ama başka da. Ama yankı, yani başkaları bir şey kurmuşsa bile geç onu yani. Hani İstanbul'un ki evladır. Peki şimdi ayrımcılık yapmayalım lütfen. Ayrımcılık yapmayalım. Kemal bak. Abi. Sonra Kemal abi, senin kızın da yeni galiba meslekte. En son ne zaman aldı ruhsat? İki kızım. Galiba. Bir tanesi aşağı yukarı 11 yıllık. Bir diğeri 1 yıllık. 1,5 yıllık avukat. Şimdi senin mesleğe başladığınla onun mesleğe başladığı dönemdeki avukatlığın, ne diyelim, gücü, avukatlığın saygınlığını anlattın. Peki avukatlar arası mücadele dayanışmasında bir fark görüyor musun? Yani 35 yıl önce başına bir şey geldiğinde kolektif bir mücadele vardı da şimdi artık o mücadele çok bireyselleşti. Neden soruyorum? Çünkü bildiğim için adalet nöbetine de gelenler, adliye önünde eylem olsa ona da destek verenler veya bir meslektaş darp edildiğinde ona da gidenler aslında hep bir avuç mücadeleci meslektaş. Yeni yüz yok. O yüzden fark görüyor musun burada? Sizin zamanla yani şöyle, çok esaslı bir değişiklik yok. Yani 20 sene evvelde baroyla ve meslek sorunlarıyla veyahut da işte avukatlara saldırıyla vesaireyle ilgilenen avukat sayısıyla, hani yüzdeye koyarsak şey olarak, bugünkü arasında çok büyük bir fark yok. Belki biraz düşme var. Nereden var? Niye var diyeceksin. Ben avukatlığa başladığımda zannediyorum İstanbul Barosu'nun mevcudu 10 bin falandı. Belki daha azdı veyahut da belki biraz fazlaydı. Ama şu anda İstanbul Barosu'nun mevcudu 47 bin, 48 bin. Geçmişizdir. O geçen senenin sayılarıydı hatta. Yok yok, bu sene. Öyle. 47, 48 bin. Sicili değil. Sayı diyorum. Yok biliyorum. Sicili, da tabii, biner, sicil 70'leri falan buldu. Sicil başka bir şey.
Yok, yok 50 yavaştan bulmuşuzdur gibi geliyor. Neyse tamam 47 bin olsun. Ya inşallah bulmamışızdır. Yani çünkü bu çoğalmanın kimseye bir faydası yok. Yani böyle bir çoğalma. Şöyle bu iyi bir çoğalma değil. Tabii ki daha çok hukukçu yetişsin, daha iyi hukukçular olsun vesaire ama yalnız burada şunu da, şu hakkı da teslim etmek istiyorum. Hani fakülteler çoğaldı, işte eğitim kaliteli verilmiyor, kadrolar eksik falan filan. Ama ben staj eğitimde de uzun yıllar, 10 yıl aşkın derslere katıldım. Daha doğrusu sohbetlere diyeyim. Çünkü ben öğretmen değilim, avukatım. Avukatlıkla ilgili sohbetler yaptım genç meslektaşlarla. Gördüğüm şu yani daha yani bütünü değil ama daha kötü yetişmiyorlar. Bayağı kalite, bayağı ciddi, donanımlı ve daha pratik yeni gelişmeleri, teknolojiyi, şunu bunu çok daha iyi kullanan araçlara daha şey ne diyorlar ona daha hakim. Bir potansiyel var. Bunu gördüm yani. Bunu çok samimi olarak söylüyorum. Şimdi bütünüyle ifade edemem ama çok becerikli hakikaten konuştuklarında hem kendilerini ifade etme konusunda daha sosyal ve daha birikimli çok sayıda arkadaşla da arkadaşı da tanıştım ve gördüm. Bu şu haksızlığı da yapmayalım. Evet çoğalıyor, iyi bir şey değil. Bu çoğalma mesleğe genel olarak zarar veriyor. Neden zarar veriyor? Çünkü bunu karşılayacak bir iş yok. Potansiyel yok. Dolayısıyla ister istemez yani işsiz kalmayı ve işsiz kalınca da onun ne olumsuzlukları arkasından getireceğini herhalde Gökhan, Yankı siz gayet iyi bilirsiniz. Zaten yaşıyorsunuz. Bu arada Mehmet Durakoğlu, Sayın Başkan yayını izliyor ve yorum yapmış 48.300 avukat var diye ben de şu an ekrana getirmeye çalışıyorum. Ben de 48 dedim zaten. Evet. Yok 47 ama dedim. Yani, ama tabii ki şu da var tabii en iyisini başkan bilir. Yani biz sadece tahmin ettik. Doğrusunu peki, o söylüyordur. Bu, Kemal abi bir senin şeye çalıştığını da biliyorum işte o yüzden sen gençlere hani çok üstten bakan bir tarzın yoktur. Genelde onları kazandırmaya çalışan bir yapım vardır. Gençlere sanırım önerin baronuza sahip çıkın, mesleğinize sahip çıkın. Sen hep bunu vurgulamaya çalışıyorsun da zaten. Şimdi bir klasik bir şey ama gelecek ve yani bu işin motoru gençler yani. Biz işte geldik belli bir yaşa. Artık yavaş yavaş kenara çekileceğiz veya azaltacağız. Zaten azalttık. Bu gençler artık tabii ki de sahip çıkacak. Hem ülkeye sahip çıkacaklar, hem mesleğe sahip çıkacaklar ve tabii ki de kendilerine, işlerine ve bu böyle yürüyecek. Şunu ayıramayız yani. Yani sadece mesleğe sahip çıkacağız. Ülkede ne oluyormuş, bize ne diyemeyiz. Niye? Dediğin zaman işte her ilde bir hukuk fakültesi açılır. Yani böyle bir kolay, yani biz avukatlığı, iyi bir avukatlığı, iyi bir meslek istiyorsak ülke meselelerine de dikkatimizi çekip yani ülke ekonomisi kötü yönetiliyorsa avukatlığı iyi bir yere taşımamız mümkün değil sevgili Yankı. Ülkenin iyi yönetilmesi lazım. Bunu şey bir soft böyle bir parti siyaseti gibi algılanmaması lazım. Yani biz meslek için tabii ki de siyaset yapmalıyız. Yani peki ben sana o zaman şunu sorayım, burayı açayım. 35 yıl önce mevcut iktidarların avukatlık mesleğine bakışı veya mevcut kanunların avukatlığı koruyup korumamasıyla bugünkü bakış açısı ve korumada bir fark var mı, yoksa her zaman iktidarlar böyle kötü baktı, avukatlar her zaman işte böyle bir saldırı alanıydı mı dersin? Bakın şunu söyleyeyim. Hemen hemen ben kendimi bildim bileli siyasal iktidarların avukatlar için iyi bir şey yaptığına tanık olmadım. Yeşil pasaport hariç. Yani evet, yeşil pasaport hariç. Gerçi zaten ben alamıyorum yeşil pasaport. Benim açımdan bir yeşil pasaport sorunu yok. Zaten bana vermiyorlar. Yani başvurmadım. Başvurup da refüze olmamak için başvurmadım. Yani dolayısıyla vermeyeceklerini biliyorum.
Çünkü yaptıkları yönetmelik çok açık. Hakkında soruşturma açılan veya dava açılan avukatlara şey vermiyorlar. Yeşil pasaport vermiyorlar. Yani siyasal iktidarların, hiç unutmam, Selahattin Suhri Tekinay benim hocamdı. Eski baro başkanı. Benim nikah şahidimdi. Ben 2. sınıfın başında evlendim eşimle, aynı sınıfta. Hoca baro başkanı oldu. 5 yıl yaptı. Bir dönem 3 yıl yaptı 12 Eylül'den sonra. Daha sonra tekrar değiştirdiler. 2 yıl 5 yıl yaptı. O zaman bile iktidara karşı olağanüstü genel kurulu yapmak durumunda kaldık. Benim ilk katıldığım genel kuruldur. Selahattin Suhri Tekinay'ın başkanlığında. Bunun ne yapıldığını biliyor musunuz? Yok canım. Alp Selek için yapıldı. Alp Selek'ten dolayı. Alp abiye DGM'den ceza verdiler. Düşünce özgürlüğü. Zannediyorum 6 yıl kadar. Adalet Bakanlığı gönderdi. Sil kaydını dedi. Biliyorsunuz 2 yıldan fazla ceza aldı mı kayıt silinir. O zamanki yönetim Tekinay kabul etmedi böyle bir şeyi. Bunun üzerine tehdit yedi görevdanım. Bunun üzerine olağanüstü genel kurul yapıldı. Hiç unutmam Cin Doruk gelmişti o zaman. Bir Deniz Kurdu diye bir bakan vardı. Çok güzel bir konuşma yaptı. Hasan Deniz Kurdu. Herhalde yani falan filan. Böyle düşünebiliyor musun? Yani baro hani sağ denebilecek yani bir yapıda. Hani baro solcu falan, sosyalist bir baro başkan da yok yani. Öyle bir şey yok yani. Ama buna rağmen o dönem bile biz olağanüstü genel kurul yapıp iktidarın sillesinden, tokadından kurtulmak için olağanüstü genel kurul yapmak zorunda kaldık. Yani dolayısıyla sevgili Yankı, genel politika siyasal iktidarlar açısından avukatlara dönük politika hiçbir zaman bütünüyle olumlu bir yöne evrilmedi. Hep avukatı savunmayı zora sokan, sıkıntıya sokan, hep onun böyle üzerinde daha düne kadar valiler baro başkanlarını görevden alma yetkisine sahipti. İdari vesayet vardı biliyorsunuz. Yani. Evet. Kemal abi sana iki tane soru gelmiş. Hatta üç tane. Şimdi bir Van'dan Hamza Çiftçi selamlarını söylüyor sana. Diyor ki özellikle son yıllardaki ceza yargılamaları içinde avukatın rolü nedir? Avukatların tutuklanmasını bu çerçevede nasıl değerlendirmekte diye. Sevgili Hamza'yı selamlıyorum. Van Barosu Başkanı. Bir dakika arkadaşımız. Cevaplamadan önce de bir selam iletmek istiyoruz. Sertus Sürenoğlu. Kemal abi demiş, ev hapsi sürecindeki yardımlar için çok teşekkür ederim. Bu vesileyle işkence soruşturmamı takip eden Avukat Hakları Merkezi'ne de ayrıca teşekkür ederim demiş. Onurlara da teşekkürünü iletmiş. Şimdi soruyu cevaplayabilirsin abi. Sağ olsun, var olsun arkadaşlarımız. Hamza değerli bir dostumuz. Bu arada ben soruyu unuttum ama şimdi hatırlarım herhalde. Soru şeydi, ceza yargılamalarında avukatın son yıllarda evet. Rolü nedir? Avukatların... Bir şey söyleyeceğim, avukat arkadaşlar izliyor. Yani evet bir parça rolleri var. Daha doğrusu rolümüz var. Aslında hani doğrusunu söylemek gerekirse rolümüz yok yani. Tamam, tarihe geçmesi, kayıt düşürmesi açısından öyle. Ama arkadaşlar hepimiz görüyoruz. Bir mahkeme olduğu gibi ya da o mahkemenin başkanı veyahut da herhangi bir heyetteki bir üye farklı bir şey yaptığında, iktidarın işine gelmeyen bir şey yaptığında ya görevden alınıyor ya sürülüyor. Hepimiz beraber yaşıyoruz bunu. Şimdi dolayısıyla bir hizaya getirme operasyonu var. Şimdi biz avukat olup allemi cihan olsak ne olur? Şimdi şunu ben açık söylüyorum. Topluma dönüp bunu teşhir etmek lazım. Yani adaletin işlemediğini, artık bir yargılama yapılmıyor. Avukat orada bir süs gibi. Evet konuşuyorsun belki. Hatta konuşturmuyorlar bile. Savunma bile yaptırmadılar en son duruşmalarda. Şimdi yani tahliye edilen kişiyi hemen yarım saat sonra başka bir soruşturma açıp veyahut da mevcut bir soruşturmadan tekrar tutukluyorlar bu ülkede. Şimdi peki biz avukat olarak bunlara bir çare bulabiliyoruz mu? Engelleyebiliyoruz mu? Ya burada avukatlar var.
deyip de mahkeme veyahut da bizim baskımızla, baroların, hukukçuların baskısıyla bu mahkemeler, bu hakimler bu kararları vermekten geri duruyor mu? Duruyor mu? Size soruyorum. Durmuyor. Hayır, evet, durmuyor. O zaman avukatın rolünü söylediniz işte. Durduramıyoruz yani, yapamıyoruz. Onun için bizim sadece baroların, sadece avukatlar yetmez. Toplumun bütün kesimleriyle, siyasi partileri, sendikaları, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları kim varsa, ne varsa adalet meselesinde yoğunlaşmamız lazım. Bizim adalet nöbetimiz kesmez, yetmez. Bizim adalet nöbeti zaten bir cıngı, bir ateş, bir işaret fişeği, bir çoban ateşi. Elbette bu baroların ve avukatların adalet nöbeti tutmasıyla bu ülkeye adalet gelmez. Ama işaret fişeği, toplumu, demokrasi ve hukuk konusunda bunu Durakoğlu çok iyi ifade ediyor. Ben onu söyleyemedim için söylemeyeceğim. Pusulaydı, işaretti. Hani hangisi ne onu tam hatırlamadığım için çok da güzel ifade etmişti adalet nöbetinde. Kutup yıldızı, ben, kutup yıldızı. Kutup yıldızı. İşte demokrasi parolamız şu da işte ya neyse onu şimdi ben hatırlamıyorum ama güzel bir tarifti. Zaten adalet yazar belki kendisi. Tarif eden, buradan kim ne salgılarsa salgılasın ben sözümü söyleyeyim. Adalet nöbetinin en güzel konuşmalarını ve adalet nöbetinin en iyi tarifini yapan arkadaşımızdır Durakoğlu. Bu süreçte gerçekten birçok şeyi göğüslemiştir. İllerdeki olsun, İstanbul'daki olsun nöbetlerde hakikaten bu işe sahip çıkmıştır. Destek ama vermiştir. Ama başkanın belagatı herkes de zaten kuvvetli ama başkanın belagatı çok kuvvetlidir. Evet, şey yapmasa biraz şey yapıyor. Yükseltiyor sesini. Ben o zaman şey yapıyorum, korkuyorum. Şimdi burada mesele şu, hani Hamza kardeşimiz, Sertuğ kardeşimiz selam söylemişler, teşekkür etmişler. Biz de buradan sevgili başkanımız hiç erinmemiş, üye sayısını bildirdi bize. Biz de ona teşekkür edelim ilgisine, alakasına. Yalnız başkan dikkat etsin, gözleri bozulmasın. Bize lazım o. Bu Twitter'a çok bakıyor. Hiç böyle yani maşallahı var yani. Ben mesela o kadar yapamıyorum. Evet, şimdi avukatlar... Bu söylediklerim şu anlama gelmesin. Biz tabii ki de varız. Bizim varlığımızın bir sebebi var. Bir anlamı var. Bir değeri var. Ne kadarsa o kadar var. Onu mutlaka ortaya koyacağız. Ama söylüyorum, sadece avukatlar olmaz. Başka kesimlerde, bütün toplum adalet meselesinde, bu yargı meselesinde isyan etmeli. Çünkü gerçekten isyan düzeyindeyiz şu anda. Barış Terkoğlu niye tutuklandı? Murat Ağrel niye tutuklandı? Barış Pehlivan niye tutuklandı? Osman Kavala niye 3 yıldır içeride? Daha birçok gazeteci, bunlar niye içeride? Niye hapiste? Ve bugün şöyle bir bakıyoruz infaz yasasında. Uyuşturucudan cinsel suçlara kadar ne varsa kapsama alınmış. Sadece düşünen, yazan, okuyan, kendini ifade eden insanlar yani hırsızı, uğursuzu, uyuşturucusu, şusu, busu hepsi çıkacak. Ama bu devlete, bu iktidarın borazancılığını yapmayan, ona muhalif olan, yazıp çizen insanlar içeride kalacak. Koronavirüsü ayırıyormuş biliyorsun mahkumları, seçebiliyormuş. Seçer. Ya sanki koronavirüsü sanki seçebiliyormuş gibi. Gençleri 20 yaşın altında çalışan gençleri seçer. İşe gitmek zorunda olan gönderilen işçileri seçer. Yoksulları seçer. Başkasını seçmez korona. İşte ben de onu diyorum. Cezaevinde tutuklu korona, olanları da seçiyormuş. Öyle anlıyorum ben. Hayır şunu onlar da seçer. Onlar da seçer. Yalnız şunu en başta işte korona çocuk sever. Korona ilerici. Hatta koronayı devrimci yaptılar. Korona kapkara faşist. Niye? İşçiyi, yoksulu, çocukları vuruyor. Şu anda dışarıda kim kaldı? Evet, bu arada gençler, çocuklar, işçiler ve yoksullar. Durakoğlu'ndan biz bile bu sınıfa girmiyoruz. Biz bak burada evimizden, siz oradan, biz buradan konuşuyoruz yani. Oturup rahat rahat çayımızı, kahvemizi içip. Ama günlük yaşayan insanlar var. Yevmiyeci insanlar var.
Bunların çoğu da iş yerlerini kapattılar, işsiz kaldı. Onun için korona işçiyi, yoksulu ve çocukları, genç çocuk işçileri vuracak. Hiç çaresi yok. Şunun için de söylemiştim. Hani cezaevlerinde tahliyeler başlayacak veya infaz ertelemesi başlayacak. Ama işte siyasi tutuklular dediğimiz tutukluları mesela böyle bir erteleme düşünülmüyor. İşte burada sanki koronavirüsü insan ayırıyormuş gibi, sanki seçiyormuş gibi burada da bir seçme ve ayrımcılık yapılıyor. Bunu demek istemiştim aslında. Evet evet, yani şu mesela ben çok merak ettim. Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçları var ya, onlar ne oluyor falan filan diye millet hani 2 sene ceza alıyordu. İnfaz ertelemesi şu bu falan filan, denetimli serbestlik çıkıyordu. Şimdi öyle değilmiş. 2 sene ceza mı aldın? 1/5 çık, 1/4 yatırıyorlarmış. Ya bu infaz yasası yasalaşırsa Cumhurbaşkanı'na hakaretten ceza alan istersen 6 ay ceza al. 5 ay ceza mı aldın? 4 ay yatırıyor. Kemal abi, vaktimiz de daralıyor. Bu arada Başkan Durakoğlu hatırlatmış. Adalet nöbetlerinin parolası hukuk, işareti demokrasidir diye de yazmış bizi izlerken. Aynen. Doğru. Tamam. Sağ olsun başkanım. Şimdi birkaç ben tane soru var. Ben yaşlandım. Hafıza zayıfladı artık. Yapamıyorum. Onları soralım. Kemal abi kısa kısa cevap ver ama meslektaşlar teveccüh etmişler. Sağ olsunlar. Bizleri izliyorlar. Aykul Güngör, avukatların kendi içinde bu kadar sorunu varsa toplumun gözünde imajımız nasıl düzelecek merak ediyorum Kemalciğim demiş. Ben hepsini okuyayım. Onur İnanlı, bir ara avukatlık kanunun değişmesi konusu vardı, sonra unutuldu gitti. Avukatlık kanunun değişmesi konusunda ne düşünüyorsunuz demiş. Ordu Barosu'ndan selamlar demiş. Zeynep Önder, sorudan ziyade haklı bir serzeniş. Mecliste bu kadar avukat milletvekilinin olduğu dönemde ve her zaman çoktu bir şey yapılamıyor denmiş. Kuzey, Nikli Kuzey Bey herhalde. 80'lerde avukatların yargılama usulü nasıldı hocam, sorabilir misiniz lütfen demiş. Ben hepsini toparladım. Bir tane daha var. Erdost sormuş. Kemal Bey'e bir ara Altur servis ihalesinde sorar mısınız demiş. Nedir? Yok, Erdost, Altur konusu ayrı bir mesele. Bir de çok İstanbul Barosu özelinde bir mesele. Yok, konuşalım bugün... ayıp ediyorsun ya. Bak hazır başkan izliyormuş. Kemal abi karnım çıktı, benim yayını bitirip ya eve gideceğim. Sen gideceğim. Bilirsin. Hayır, sen bilirsin çünkü şunun için söylüyorum. Servisin yapılması ve yönetimi Durakoğlu'nun öncülüğünde olmuştur. O süreci gayet iyi bilir. Tamam. Ve birlikte tamam canım, anlatmak istiyorsa konuşuruz, sorun değil. Biz bence de, bir kısaca şey anlat, nedir ne değildir. Tamam, neyi anlatayım? Altur'u anlat, buyur. Başla. Şimdiye kadar bir takım sağda solda ifade eden şeylere cevap bile vermedim. Tenezzül bile etmedim. Altur'la ilgili. Ben 35 yıla yakındır avukatım. Yaklaşık bu süre içinde bu süredir de Altur Turizm'in, yani Abdurrahim Albayrak'ın ve şirketlerin avukatlığını yapıyoruz biz büro olarak. Dolayısıyla Altur'la bağımız budur. Servis projesi benim başkanlık adaylığımda ortaya koyduğum bir projedir. Koca Sakal o süreçte, Ümit Koca Sakal bunu istedi. Gittim, görüştüm, anlattım. Anlat bize dedi. Daha sonra ya bizzat uygula dedi. Yani biz bunu yapamayız. Sonra Mehmet Bey'in ilgisiyle, Ufuk ve Hasan'ın da katkısıyla, ki Durakoğlu'nun şeyinde, öncülüğünde çeşitli firmalardan teklif alındı. En düşük taşıma teklifini Altur verdi. Ben o zaman Mehmet abiden rica ettim. Altur'a vermeyin diye. Niye dedi? Ben tabii yönetimde falan değilim. O ekipten de değilim. O gruptan da değilim. Dedim ki ya ben avukatlığını yapıyorum. Dedikodu yaparlar. Bana ne yani? Benim bir ne işim olur? Ya öyle şey mi olur? En az 8-10 lira fark ediyor servis başına, araç başına. Çok büyük para dedi. Yani biz başkasına niye verelim dedi. Hiç öyle şey mi olur dedi. Ne alakası var seninle? Biz yapıyoruz bunu dedi. Ve o şekilde Altur'la servis sözleşmesi yapıldı ve taşıma işi yapıldı. Olay bundan ibarettir. Verilemeyecek bir hesap kitap yok. Dolayısıyla Altur orada, Durakoğlu orada, Koca Sakal orada, ben de buradayım. Dolayısıyla bizim yapılan işin işe bakmak lazım. Avukatların birçoğu bunu benim projem olduğunu bile bilmezler. Yani uygulamasını da bizzat yaptığımı bilmezler.
Ama şeyin de hakkını yemeyelim. Koca Sakal hem televizyon programında hem genel kurulda bana defaten teşekkürler etmiştir. Buradan da onu anmış olalım. Hakkını yemeyelim. Hikaye bu Yankı'cığım. Çok da şey değil. Başka detay isteyenler her zaman bana başvurabilir. İstediği detayı veririz. Abi 80'lerdeki... bu kadar özet anlatıyordun da bana niye 45 dakika anlattın? Seninle çünkü 6-7 saat yol geldik beraber. Ne yapayım, sana uzun uzun yolu bitirmemiz gerekiyordu. Şimdi 80'lerdeki yargılamalar, 13 Eylül ve o süreç tabii ki de bizim içinde bulunduğumuz. Hatta benim de yargılandığım bir süreçtir aynı zamanda 80'ler. O dönem ben üstüne üstlük ben cezaevinde de yattım o süreçte. Dolayısıyla o süreci gayet iyi biliyorum. Evet, o dönemde de bir sürü hukuksuzluk, şu bu falan filan vardı ama hakikaten kıyaslamak istemiyorum. Çok çirkin ama bugün gerçekten onu mumlar atır hale geldik yani. Yani bugün geldiğimiz nokta çok başka bir şey yani. Çok uçurumun dibine geldik yani yargı açısından. Çok kötü. Bunu söyleyeyim. Diğer şeye gelince meslektaşlar, bizim kendi içimizde sorunlar vesaire falan filan. Ya bu hayatın kendisi yani, sorunlar olacak, sıkıntılar olacak. Yani her şey bir tamam olmayacak. Konuşacağız, tartışacağız. Bir yol bulacağız, suyu akıtacağız, yol açacağız. Dolayısıyla biz toplumdan ayrı bir varlıklar değiliz. Toplumda da aynı sorunlar var. Bütün mesleklerde, bütün alanlarda sıkıntılar var. Bunlar hep beraber konuşacağız, tartışacağız, aşacağız. Çünkü avukatların sorunu aslında bana sorarsanız halkın sorunundan çok ayrı değil. Ayrıca çok açık net söylüyorum. Avukatın çıkarı halkın çıkarıdır. Halkın çıkarı olan şey avukatın da çıkarıdır. Eğer halk yoksullaşıyorsa avukat da yoksullaşır. Hiç kaçarı yok. Çünkü biz halkın avukatlığını yapıyoruz. Aslında yani burada simbiyotik bir ilişki var. Nereden bakarsanız bakın. Çok güzel söyledin. İkisi birbirine muhtaç bir topluluktan bahsediyoruz. Yani o olmazsa olmaz, olmazsa olmaz. Birbirinin anlamı yok. Öyle. Bu arada yavaş yavaş bağlamamız lazım Kemal abi. Avukat Erdem Östen sormuş. Bütün meslektaşlara selamlar. Salgın sonrası hukuk sisteminin nereye doğru evrileceğine dair görüşlerinizi merak ediyorum demiş. Çok açık. Hiçbir şeye evrilmeyecek. Hiçbir yere evrilmeyecek. Her zaman olduğu gibi bu salgın bitecek. Biz bir iki ay geçmeden bu salgını unutacağız. Başka bir salgın geldiğinde yeniden bir salgın psikolojisine ve salgın ortamına gireceğiz. Çok net söylüyorum. Hiçbir şey değişmeyecek. Ben de aynı şeyi düşünüyorum, evet. Dönün tarihe bakın. Salgınlar olmamış mı? İlk defa mı oluyor salgınlar? Depremlerde ne oldu sevgili Gökhan? Sevgili Yankı. Depremler oldu bu ülkede, ne oldu? Depreme ilişkin ne yaptık biz? Hepimiz biliyoruz ki hani yani olmasın ama bir İstanbul depreminin nelere yol açacağını şimdiden biliyoruz hepimiz. Bilmemize rağmen ne yapıyoruz? İstanbul aynı İstanbul. İzbe, Dipdibe, Allah göstermesin. Ciddi bir depremde yani paran, araban, malın, mülkün de önemli değil. Yol bulamayacaksın. Su bulamayacağız, su. Tabii su, neyse. Yani gıda, mesela, su, yani bunlar sıkıntı. Peki, hani tabii yani bu ülkede kötülükler, yaşadığımız deneyim, yaşadığımız olaylardan, olumsuzluklardan bir deneyim süzüp daha sonra daha ileriye, daha güzele götürme irademiz ve yaklaşımımız var mı? Yok. Neden? Çünkü biz ümmetçi bir toplumuz. Genelde bizi idare edenler bile eğer diyorsa ki aynen şunu söyledi. Bu ülkenin birinci kişisi dedi ki sabır ve dua ile aşacağız dedi. Neyi? Koronayı. Ne oldu peki? Habire ilerliyor. Sabırsa sabır. Habire ilerliyor. Şimdi, yani sen şimdi ya Diyanet bugün başvurmuş şeye girmek istiyor. Nedir bu bilim? Nedir bilim bu kurulu. Şey? Bilim kurulu. Bilim kuruluna girmek istiyor Diyanet. Şimdi yani Allah verdi, Allah aldı. Buna da şükür. Ne yapalım? Kültürüyle yetişmiş
İyi de bu toplum. Bu da sorgulamayı, şüphe duymayı engellemiyor mu sonuçta? Önemli olan orada sorgulamayacak, eleştirmeyecek bir toplum yaratmak olabilir. Yani siz şunu mu söylüyorsunuz? Bir şok olacak, deprem olacak, salgın olacak, sel felaketi gelecek, düzen değişecek, her şey değişecek. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ya bunlar evrimsel olarak gerçekleşecek şeyler. Bir anda bir gecede, üç gecede, on gecede. O başka bir şey. Üç ayda falan değişecek işler değil. O tabii zaten o süreç içerisinde oluyor. Yani elbette şimdi avukatlık, 35 yıl önce benim yaptığım avukatlıkla bugün yeni yetişen gençlerin avukatlığa bakış açısı, tavrı, tutumu aynı mı? Olabilir mi zaten? Olmalı mı? Olmamalı. Şimdi şeyden de yakınıyorlar işte. Terbiye almazlar abilerinden. Almasınlar tabii ki yani. Çünkü terbiye alırsalar o zaman hakimin önüne gidip önünü ilikleyip geri dönüp çıkamayan, geri kapıya yürüyen meslektaşlar biliyorum ben. Elbette bunu yapmayacak tabii ki de yani. Yani her gelen nesil, her gelen kuşak yeni bir şey getirecek. Yeni bir bakış açısını ortaya sürecek. Bu enerji zaten isteyelim istemeyelim. Kabul edelim etmeyelim. Bu enerji hepimizi yakacak, geçecek. Ama bunun bir tabii ki de bir süreci var. Bir zamanı var dediğin gibi. Yani düşünsene yani bizim hayatımızda siz belki daha gençsiniz benden. Yani bu hani şimdi ne diyorlar bunlara? Büyük alışveriş merkezlerine ne diyorlar? AVM. Öyle bir şey bizim aklımızdan geçmezdi yani. Biz bakkal, kasap, mahallenin o kadardı. Ama sonra şimdi başka bir yere evriliyor. Plazalar, yaşam, araçlar, neler konuşmuyor. Onun için hayat değişecek. Biz istesek de istemesek de değişecek. Mesele şu. Bunu iyiye doğru, güzele doğru, bilimin, aklın, fennin yol göstericiliğinde ve hep birlikte dayanışma içinde toplumsal dayanışmayı, mesleki dayanışmayı hepsini iç içe katarak böyle güzel bir noktaya taşımak. Yani isterseniz gecenin son sözü bu olsun. Eğer varsa bir sorunuz. Yok abi artık bağlamamız lazım. Gecenin son sözünü alalım senden. Ben söyledim zaten işte dedim ya hep beraber. Ha, son sözü olsun dedi tamam. Okey anlaştık. Hep dayanışma içinde, mücadele içinde olalım. Hukuk hepimize lazım. İnsan hakları, hukuka, evrensel hukuk ilkelerine, anayasaya sahip çıkalım. Çok teşekkürler güzel sohbetin için. Ben teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Tamam. İyi akşamlar. Yanki çok sakindin bu akşam. Sakinim. Açım abi açım. Daha yemek yemedim. Afiyet olsun o zaman. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Sağ olun çocuklar. Kendinize iyi bakın. Evet Yankı. Biz şimdi bize kaldık. Bakalım şimdi, bu sefer kapanışı yaparsın artık. Şöyle bir şey diyeyim. Mehmet Nuri Örs şunu yazmış YouTube'da. Avukatlık gördüm. Mesleğin konuşmuyor musunuz? Siyaset mi yapıyorsunuz? Davalarınız. Özel mesele dava konuşmadık. Ben özel mesele dava konuşacaksam burada mesela kira davasından bahsederdim. Neyse burada bahsettiğimiz şey yargılama ise avukatların yargılanmasının özel bir davası yoktur. İstanbul özelinde avukatların uğradığı darp veya işkence bizim özelimiz değil bizim genelimizdir. Burada hiçbirimiz özel bir şeyden bahsetmedik. Bu İstanbul'da yaşanan bir problemse bu her yere sirayet eder. Avukatların problemleri bu ülkenin kendi problemidir. Çünkü bugün bir avukat birini temsil ettiği için oradadır. Kendi başına orada yer almaz. Neyse çok fazla buna cevap vermeyeyim. Gereksiz bence haksız bir eleştiri olmuş. Ama yine de aktarmış olalım. En azından eleştiriyi görmeyenler varsa. Bugün biraz biz avukatlık mesleğinin toplumda yansımasını ve biz neyi başaramıyoruz üzerine konuşalım dedik. Çünkü hani hep birilerine kızıyoruz ama çuvaldızı bence kendimize batırmamız lazım. Ben hep gençlere diyorum baronunuza sahip çıkın, barodan uzak durmayın. Tamam belki onun çok ağırlık işlerine girmeyin ama biraz daha şimdi buradan meslektaş yazıyormuş Mehmet Nuri Öz herhalde alt yok söylediklerinizi tamamına katılıyorum tamam. Konu biraz farklı yerlere geçti demiş evet. yok Altur'dan bahsediyorsa evet Altur İstanbul'un meselesi evet biz de İstanbul bir grubuyuz Kemal abi de İstanbul ister istemez İstanbul özelinde konuşuyoruz yapacak bir şey yok yani
Hani diğer baroların özelliğini çünkü konuşma şansımız yok. Şunu unutturmayalım, açık söyleyeyim. Evet, avukat hakları grubu bütün ülkede avukat sorunlarıyla ilgilenmeye çalışan bir grupsa da biz sonuçta İstanbul Barosu'na bağlı avukatlar tarafından oluşturulmuş bir grubuz. Bunu da unutmayalım yani. Neyse, biraz çuvaldızı kendimize batıralım. Elimizden geleni yapalım. Evet, yetemediğimiz yerler olacak. Orada da birbirimizden destek alalım. Her şey için AHM'yi beklemeyelim. Kendi yöremizden, yurdumuzdan da ufak AHM'ler kuralım. Ve biz bir şeyler yapıp yapılmadığı zaman bak ben şunu yaptım ama siz bunu yapamadınız. Benim arkamda baro durmadı diyelim ama biz şunu diyoruz. Baro öne çıksın, arkasından biz gelelim. Baro da bu kadar çıkıyor o zaman. İşte en iyi çıkanı bu mu? Yani hani biz daha iyi çıkarız, o ayrı bir mesele ama hayır, şu anda mevcut düzende en iyi çıkanı bu. Daha da muhalif olunca çünkü başka bir şey geliyor. Biraz biz bunu becermemiz lazım. Bizim biraz birbirimize el vermemiz lazım. Yahu şunu bile demek lazım birbirimize. Gölge etme, başka ihsan istemem. Bunu niye söylüyorum? Biraz önce Onur'la konuşurken yayında şunu da yaşıyoruz. Bir meslektaşımız ayağa kalkmayı HMK'ya göre, hadi CMK'yı geçtim, HMK'da yok ya böyle bir şey. Ayağa kalkmadan konuştuğunda karşı taraf vekili sırf hakime şirin gözükmek adına şunu diyor. Olur mu, biz böyle mi gördük filan diyor. Yani bu çok ayıp bir şey. Yani desteği geçtim, gölge etme be adam. Yani biz daha bu dayanışma kültürünü kendi içimizde daha yaratamazsak iktidar da gelir bize vurur, hakimi de gelir bize vurur, savcısı da, mübaşiri de, icra memuru da, takip elemanı da, yani daha sayabilirim. Ha sonra biz avukatlar bunu yaşarken stajyerlerin, genç avukatların ne yaşadığını zaten tahayyül bile edemiyoruz. Benim gençliğimde sorunlar başkaydı ama daha softtu. Şimdi gayya kuyasına dönüştü. Bir 5 sene sonra artık ne konuşacağız bilmiyorum. Bir sonraki yayın için sanırım Gökhan abiyle tam karar vermedik. Aslında şeyi konuşalım dedik. Yok, çok güzel, çok zevkli bir konumuz var. Bu da mesleğin büyük bir tartışması olmaya aday. Bunu yapacağız. Herhalde çarşamba günü yaparız diye düşünüyorum. Yaparız diye düşünüyoruz. O da ilgiyle takip edilir diye. Herhalde Gökhan abi şimdi sürprizleri sever. O sürpriz dedi, bıraktı orada. Evet, sürpriz olarak bırakmak istiyorum. Sen çünkü konuyu da güzel bağladın. Kayıtlarında vardı. Onu izlersiniz. Ben daha önceki yayınlarda söylemiştim şu konuyu da yapalım diye. Bu arada biz bugün rekor kırdık. Hem izleyici açısından rekor kırdık hem de süre açısından 2 saat 20 dakikadır yayındayız. Gerçekten enteresan. Bu arada, ama ben dedim Kemal abi gelirse biz o yayını bitiremeyiz diye. Evet. Volkan Bahadır da filozof gibi adam, Yankı Büyüksezer demiş. Bu da gecenin son yorumu olsun. Artık yayını kapatıyoruz. Herkese, bizi Türkiye'nin dört bir yanından izlediğiniz için, dinlediğiniz için, yorumlarla katkı verdiğiniz için, bir şekilde taşın altına elinizi soktuğunuz için, meslek sorunlarıyla ilgilendiğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da lütfen ilgilenmeye devam edin. Baronuza yazın, baro başkanınızla görüşün, barodaki yönetici avukatlarla görüşün, bize yazın, barolar birliğine yazın, gerekirse mücadele edin. Buna çok ihtiyacımız var. Hep birlikte olmaya, birlikte mücadele etmeye, bu örgütlü gücümüzü daha da çoğaltmaya gerçekten çok ihtiyacımız var. Lütfen bu imkanı hep birlikte kullanalım. Hepinize teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz. Görüşmek üzere.